dinleyenlerimiz Bartın Televizyonu stüdyolarından hepinize mutlu akşamlar diliyoruz. Bartın TV ailesi olarak Bartın'da siyasetin ve gündemin nabzını her zaman olduğu gibi sıcağı sıcağına ekranlarınıza, evinize taşımaya devam ediyoruz değerli izleyenlerimiz. Bu stüdyolarda Bartın'la ilgili tüm gelişmeleri her zaman olduğu gibi sıcağı sıcağına aktarıp sizlere ulaştırmaya devam ederken bu akşam stüdyomuzda konuğumuz AK Parti Bartın İl Başkanı Sayın Hüseyin Manav. Kendisi bu akşam bizlerle birlikteler ve il başkanlığı sürecini değerlendirecekler. Bunun yanı sıra partisinin önümüzdeki genel seçimlerdeki hedeflerini değerlendirecekler ve tabii ki de sizlerden gelen sorulara da yanıt veriyor olacaklar. Öncelikle Sayın Manav, programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Bülent Bey. Bize bu fırsatı verdiğiniz için öncelikle BTR ailesine ve şahsınıza teşekkür ediyorum. Bizi dinleyen tüm seyircilerimize de saygıyla selamlıyorum. Evet, teşekkür ederiz. Gerçekten hızlı bir süreç yaşandı AK Parti'de. İl kongresiyle ilgili olarak düşünmüş olduğumuz zaman geçmişte eski il başkanı Sayın Yaşar Arslan'ın tekrar aday olmaması, evet, parti içerisinde bu göreve aday olan birçok ismin çıkması, ki bu AK Parti'nin aslında bir taraftan da zenginliği olarak değerlendiriliyor. Hakikaten adayı olan isimlere de bakmış olduğumuz zaman bugüne kadar partiye gerçekten emek vermiş isimler olduğunu görüyoruz ve Bartın'da saygın kişiler olduğunu görüyoruz her bir isim, ki sizler de bu şekilde. Ve uzun bir süreç yaşandı. Aslında çok uzun da sayılmaz ama yine de işte Ankara'ya gidildi, yenildi, parti içerisinde bazı yoklamalar, teamüller gerçekleştirildi ve nitekim her şey sonuçlandığında AK Parti il başkanlığına aday olarak Sayın Hüseyin Manav gösterildi ve siz de tek liste haline girdiğiniz seçimden zaferle ayrılıp il başkanlığı sıfatını aldınız. Bundan sonra AK Parti'nin Bartın'daki il başkanlığı bayrağını taşıyor olacaksınız. Tabii ki zor bir görev. Neden zor bir görev? Bir defa bir hükümet partisinin il başkanlığını yapıyorsunuz. Ve hakikaten beklentiler de üst seviyede. Geçmiş dönemdeki başarılar bir tarafta, başarısızlıklar bir tarafta ama önümüzdeki beklentilere bakmış olduğumuz zaman hep başarı beklentisi söz konusu. Tabii ki bunları geniş bir çerçevede sizlerle birlikte bu akşam değerlendiriyor olacağız ama sizleri Bartın hakikaten tanınan bir isimsiniz ama bir o kadar da gurbette bizleri şu anda izleyen insanlarımız var. Merak ediyorlar Hüseyin Manav kimdir? Hüseyin Manav kimdir diyelim, bu şekilde başlayalım. Siz biraz kendinizi tanıtın lütfen. Teşekkür ederim Bülent Bey. Tabii bu arada BTV'nin öncelikle ciddi anlamda bir izleyici kesimi olduğunu da beyan etmek lazım. Hakikaten ilk bu il başkanlığı aşamalarında sizin yaptığınız haberlerle, bırakın Türkiye'yi, dünyanın pek çok yerinden telefonlar aldım. Nereden öğrendiğinizi diye sorduğum zaman verdikleri cevap BTV'nin yayınlarından öğrendikleriydi. Bu da demek ki reytinglerin, özellikle haber ve bu tür Bartın'ın gelişimiyle ilgili veya güncel durumlarıyla ilgili haberlerinizin veya yayınlarınızın çok fazla oranda izlendiğini gösteriyor. Bunun için öncelikle sizlere tebrik etmek lazım. Çok teşekkür ederiz. Bizler de yönetim kurulumuz adına bu teşekkürü iletiyorum sizlere. Hüseyin Manav kimdir diye başlarsak, 1971 Bartın doğumluyum. Aslımız Akmanlar, Merkez Akmanlar köyüdür. Babam hala orada oturur. İlk orta lise tahsilini tamamladıktan sonra 1987 yılında girdiğimiz Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1991 yılında mezun olduk. Biliyorsunuz bizde hakim veya savcılık için bakanlığın açtığı sınava girmek gerekiyor. Benim de aslında hukuka girişteki amacım avukatlıktan ziyade hakimlik şeklindeydi ama zaman içerisinde düşünceler değişti. Bizim de o yöndeki düşüncemiz değişti. O sınavlarda hiç girmedik. Mezun olduktan sonra işte avukatlık stajına başlayıp bitirdik. Enteresandır bu da benim hayatımda. Bartın Barosu biliyorsunuz 1991'de il olduktan sonra ilk defa kurulduğu için benim de staj sicil numaram Bartın Barosu'nda birdir. Yani Bartın Barosu'nun ben ilk stajyeriyim. Öyle bir güzelliği de var bu işin. Stajımızı tamamladıktan sonra İşte 93-95 arası askerlik vazifemizi Güneydoğu'da tamamladık. 95 başlarında büromuzu açarak o günden bugüne serbest avukat olarak halkımıza hizmet etmeye çalıştık.
Siyasi kademeler kadar aslında sivil toplum kuruluşlarında da görev aldığınızı Evet. biliyoruz. Bunlardan örneğin yine Bartın Barosu'nu siz ifade Yönetim ettiniz. Yine bunun kurulu. dışında Kızılay'da da Kızılay'da. yönetim kurulu üyeliği yaptınız. Hakikaten siyasete girmeden önceki dönemleriniz için konuşuyorum. Evet. Aslında sürekli aktif, faal bir kişiymişsiniz. Yani bir taraftan işte mesleğinizi icra ediyorsunuz, bir taraftan da yine sivil toplum örgütlerinin yönetim kurullarında yer alıyorsunuz. Yani memleket için yapılacak bir şeyler olduktan sonra bir de Avrupalıların sürekli gündemde tuttukları ne kadar sosyal olduğunuza, kaç tane sivil toplum örgütüne veya kuruluşa üye olduğunuza veya orada aktif görev aldığınıza göre ne kadar sosyal olduğunuzu değerlendiriyorlar. Bu çerçevede Kızılay Derneği Bartın Şubesi'nde bayağı süre bir yönetimde kaldık. Yönetim kurulu üyeliği yaptık. Bartın Barosu'nda yaklaşık bir 11 yıl yönetim kurulu üyeliği yaptık. Yani ben 3 yıllık avukatken Bartın Barosu yönetim kurulu üyeliğine girdim. Ta 2011 9. ayına kadar buradaki görevimiz devam etti. Bunun yanında pek çok daha dernek çaplı üyeliklerimiz de söz konusuydu. Ama siyasete girdikten sonra biraz siyasetle diğer meslek örgütleri arasındaki ilişkileri de biraz ayrıştırmak gerekiyor. Çünkü dernekler biraz daha geniş kapsamlı ve farklı siyasi kesimlerin içinde bulunduğu kurumlar. 2003 yılındaki AK Parti'nin birinci olağan kongresiyle, o zamanki il başkanlığımızı yapan Sayın Ayhan Sütlübey'in davetiyle AK Parti'de siyasete başladık. Ondan Biraz önce... aslında o kısımdan bahsedelim. O dönemlerde AK Parti yeni kurulmuş bir partiydi. Evet. Ve siz bu oluşumun içerisine girerken AK Parti il yönetiminde görevi size teklif edilmesi, sizin kabul etmeniz nasıl gelişti? Biraz ondan bahsedelim. Çünkü hakikaten siyasi anlamda belki o gün ilk defa AK Parti'ye adımınızı attığınızda bugün il başkanı olacağınızı belki o gün hiç düşünmüyordunuz. Yani. Yani belki hiç aklınızda yoktu böyle şeyler. Evet. Ki bundan bir 10 yıl sonra Hüseyin Manav'ın tabii ki AK Parti'de ya da başka bir partide de olabilir ya da şöyle genelleyelim siyasi arenada nerede olacağı da belli olmayacaktır. Belki siyasetin içinde olacaktır, belki olmayacaktır. Hakikaten çok hani tırnak içinde ifade etmek istiyorum. O ilk adım hakikaten çok önemli aslında. Çünkü Kesinlikle, yani kesinlikle. mutlaka bir amacı, mutlaka içinizde az önce konuşmalarınızda ifade ettiniz. Yani bir şeylere faydalı olabilmek için sivil toplum kuruluşlarında yer almayı düşündüğünüzü Evet. ifade ettiniz. Peki siyasi olarak bu düşünceniz nasıl gerçekleşti? Size bir davet geldi. Evet, bu daveti düşünüp değerlendirdiniz ama o değerlendirme sürecinde aklınızdan neler geçti ve nasıl kabul ettiniz? Şimdi bizim yaş kuşağımıza bakıldığında biz 80 sonrası, ihtilal sonrası işte ortaokul ihtilal döneminde ortaokul başlangıcındaki bir öğrenciydik. Dolayısıyla Türkiye'nin o ihtilal sonrası döneminde çok fazla ne liselerde ne üniversitelerde siyasi hareketliliğin geçmişte olduğu gibi veya bugün son dönemde olduğu kadar yoğun yaşanmadığı bir dönemde yaşadık. Dolayısıyla bizim neslimiz aslında bizim kuşağımız biraz siyasete uzak yetişti. Ailede veya çevrede siyasetçi olmayınca da çok siyasete sıcak bakılmadı benim tarafımdan için açıkçası. Ama dediğim gibi yani biz memleketimizi sevdiğimiz için memlekete hizmet noktasında, insanlara yardımcı olma noktasında nerede görev varsa veya nerede görev düşüyorsa orada görev alma anlayışı ve bilinciyle hareket ettiğimizden o dönemde niye AK Parti diye sorarsak burada benim öğrenciliğim 87-91 arasında İstanbul'da geçti. İstanbul'da hatta evle okul arası da bayağı uzaktı. 3 vasıtaysa gidip gelirdi. Koca Mustafa Paşa'dan Haydarpaşa'ya her gün hem deniz hem kara vasıtasıyla kullanarak İstanbul'un o dönemde yaşadığı sıkıntıları ciddi anlamda biz de çektik. Hem öğrencisiniz hem ulaşımdı, diğer suydu, çöptü, aklınıza gelebilecek tüm sorunları her haliyle biz de yaşamış olduk. O dönemden sonraki Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü Cumhurbaşkanımızın Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonraki İstanbul'daki değişim, bir de benim eşimin ailesi de İstanbul'da oturduğu için sürekli mezuniyet sonrası da gidip gelme durumu var. O değişim hakikaten biz de istendiğinde bir şeylerin yapılabileceğini, başarılabileceğini, yeter ki doğru insanların doğru yerde görevlendirilmesi gerektiği bilincini oluşturdu. Bu da AK Parti'ye yavaş yavaş yakınlaştırıldı. Tabii bundan
Bartın'ın 1998 yılında geçirdiği sel felaketinin de etkisi var. Biz o zaman şimdiki Aktıp'ın yakınında bir yerde oturuyorduk. Evde 2 gün mahsur kaldık. Ben evden çıkıp Kemer Köprü'ye geldiğimde orada gördüğüm 2 aracı bugün bile hala unutmuyorum. 1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye aracı, 2. Kahta Belediyesi'nin itfaiye aracıdır. Buradan Recep Tayyip Erdoğan sevgisi bir nebze başladığı için bizde onun olduğu hareketin içerisinde olmak da aslında içimizden geçen bir davranıştı. Ama bazen siyasette böyle her geçmişten gelen bir siyasi tecrübeniz veya çevrenizde sizi yönlendirecek herhangi bir kişi de yoksa siz o harekete direkt gidip de ben size dahil olmak istiyorum diyemiyorsunuz. Veya dediğiniz anda bazen yanlış anlaşılabiliyorsunuz. Dediğim gibi o dönemde işte 2003'ün 1. Olağan Kongresi'nde AK Parti'nin Sayın Ayhan Sütlü o dönemki il başkanımız bizleri davet ettiğinde biz de memnuniyetle kabul ettik. Hemen işte Temmuz 2003'te yapılan kongrede il başkan yardımcılığı olarak göreve başladık. Çok hızlı gelişti aslında biraz da siyasi hayatımız. Yani aslında belki gençlik kollarından veya farklı yerlerden veya ilçelerden, beldelerden, mahalle teşkilatlarından yetişseydik belki bugün çok daha farklı noktalarda da olabilirdik veya çok daha profesyonel bir siyasetçi vizyonu çizebilirdik karşınızda. Ben hiçbir zaman kendimi profesyonel bir siyasetçi olarak görmedim. Bundan sonra da olabileceğimi zannetmiyorum. Amaç burada siyaseti bir meslek olarak görmekten ziyade halkla devlet arasındaki ilişkiyi kuran kişi olarak siyasetçiyi görmekten geçiyor. Hizmet, bizim görüşümüz hizmet anlayışı tabii ki. Bu çerçeveden hareketle yaklaşık bir 5 aylık dönem sonrasında İşte gençlik de var, siyasi tecrübesizlik de var. O dönem 2004 yerel seçimleriyle ilgili biz belediye başkanı aday olduk partimizden. O dönem adaylık, belediye başkan adaylığı Sayın İbrahim Kayış Bey'e tevdi edildi. Bizi de İl Genel Meclisi üyesi olarak değerlendirildi ve yapılan çalışmalar sonucunda biz İl Genel Meclisi'ne girdik. İl Genel Meclisi'ne girdiğimizde bugünkü özel idare yasası dediğimiz 5302 sayılı yasa o dönem yürürlükte yoktu. Evet. Bunlardan da bahsedeceğiz aslında detaylıca. Yani kısaca geçirirsem müsaadeniz olursa. Orada ilk başladığımızda yılda 2 defa Mayıs ve Kasım aylarını toplayıp birinde bütçe yapan, birinde de program yapan bir meclis vardı. Ama 2005 yılında 5302 sayılı yasanın çıkmasından sonra meclis daha aktif hale geldi. Özel idarenin karar organı haline geldi. Sonra İl Genel Meclis Başkanlığı meselesi ortaya çıktı. 2007-2009 arasında da bu görev bize nasip oldu. O şekilde gerçekleştirdik. 2009 ile 2012'nin başı arasındaki yani 4. Olağan Kongresi dediğimiz Yaşar Başkan'ın, Sayın Yaşar Aslan'ın görev aldığı kongre döneminde onun da tekrar daveti üzerine onun il yönetiminde görev aldık. İşte Seçim İşleri Başkanlığı, Siyasi Hukuk İşler Başkanlığı, SKM Başkanlığı gibi parti içerisindeki teşkilatlardaki görevlerimizden sonra malumunuz Sayın Yaşar Başkanımızın, Yaşar Aslan Bey'in 5. Olağan Kongre'de aday olmayacağını beyan etmesi üzerine tabii bayrağı devralacak bir arayış teşkilatlar içerisinde başladı. Malumunuz ilk gidişimiz 17 tane aday adayıyla yani il başkanı aday adayıyla genel merkeze ilk gittik. Burada da çok güzel bir birliktelik vardı. Herkes kendi aracıyla gidebilirdi veya ikili gruplarla gidebilirdi ama biz 17 arkadaşımız Yaşar Başkanımızın başkanlığında bir ortak minibüsle genel merkeze gidip değerlendirmemizi yaptık. Tabii siyasi teşkilatların, siyasi partilerin il başkanlarında en iyi şekilde temsil edebilecek, başarı elde edebilecek bir il başkanı arayışı içinde oldukları muhakkak. Ben burada şunu kastetmek istemiyorum. Yani 17 kişinin içerisinde en iyisi bendim. Kesinlikle böyle bir iddiada veya söylemde değilim. Bu sözlerim de bu şekilde yanlış anlaşılmasın. Oraya giden her arkadaşımız bu makamı doldurabilecek nitelikte bir arkadaştı. Ama yaşanan süreç içerisinde işte soruyorlar. Diyorlar ki size işte siz olmazsanız kim olsun? Yani bu 17 kişi içerisinden. Arkadaşlar büyük teveccüh göstermişler. Bizleri uygun görmüşler. Yani çok biz önemli bir nokta kesinlikle aslında. Yani 17 kişinin büyük çoğunluğunun ortak adayı olmak
Adayların adayı olmak. Adayların değil mi? Adayı olmak da hakikaten gurur verici, sevindirici. Arkadaşlarımıza bu anlamda da çok teşekkür ediyoruz. Diğer taraftan tabii sadece bu adaylara sorulma şeklinde de olmuyor. Teşkilatlara, bizim seçilmişler dediğimiz işte belediye başkanlarına, ilgilenen meclis üyelerine, belediye meclis üyelerine de bu işi kimin en iyi şekilde yapabileceği temsil noktasında soruluyor. Netice itibariyle daha sonra 9'a düşüyor. 9'a düştüğünde Sayın Teşkilat Başkanımız Süleyman Soylu Bey'in yaptığı bir değerlendirmede yine aynı şekilde arkadaşların teveccühleri bizden yana olduğunu, tabii biz bunların hepsini il başkanına adaylığımız açıklandıktan sonra öğreniyoruz. Oradan da Sayın Başbakanımıza işte 2014 yılının son günü Bartın olarak biz dört arkadaş, Sayın Muzaffer Yelkenci, Sayın Recep Regaip Bayraktar, Sayın Sercan Duras ve ben Sayın Başbakanımızın huzuruna çıktık. Başbakanımız o günkü yoğun çalışmalar dolayısıyla bizleri konutta kabul etmek durumunda kaldı. Orada yapılan görüşmelerde, istişarelerde, değerlendirmeler neticesinde Sayın Başbakanımız bize Hüseyin Bey il başkanlığına sizinle devam ediyoruz dediğinde bunu büyük bir onur ve gururla hem kendi adımıza hem tüm teşkilatlarımız adına kabul ettik. Bu şekilde Hüseyin Manav'ın il başkanlığın olmasındaki süreç yaşandı. Zaten tek aday, tek liste olarak evet. seçime gidildikten sonra başka alternatifiniz evet. yok görünüyor. Akıllara şu soru da geliyor aslında. Siz bu kesinlikle altı çizilmesi gereken bir şey. Adayların da adayı oldunuz aynı zamanda. Netice itibariyle öyle olmuş olduk biraz. Gibi. Hakikaten bakmış olduğumuz zaman geniş bir çerçevede değerlendirmeler yapılıyor ve bu değerlendirmeler sonrasında aday evet. kim olacak buna karar veriliyor ve sizin adaylarınız açıklandıktan sonra da partide hiçbir şekilde hiçbir hani çatlak ses diye tabir edilir. O ses kesinlikle yansımadı kamuoyuna, basına ya da işte parti içerisinde çok yakın olduğumuz isimler de var ki onlardan da böyle bir şey kesinlikle bizler gazeteci olarak hissetmedik. Hakikaten birlik ve beraberlik içerisinde o kongre gerçekleştirildi ve kongreye işte girerken acaba farklı bir aday da çıkabilir mi? Sonuçta bu bir demokrasik yarışı. Hani başka bir aday da çıkabilir mi gibi düşünceler de Türkiye'nin bazı yerlerinde oluştu. De çıktı malumunuz. Hatta çıkanlar da seçimli alanlar da oldu. Evet. Ama Bartın'da evet. tek listeyle siz seçimi gerçekleştirdiniz ki bakmış olduğumuz zaman yönetim listeniz de aslında çok dikkat çekti. Şimdi burada tek tek tabii ki isimleri sayamayacağız ama o yönetim listesini oluştururken nelere dikkat ettiniz ve merak da ediliyor. Acaba herhangi bir baskıya maruz kaldınız mı? Hani bu mobbing denir. Anladım. Belki üst kurullardan olabilir, belki alt kurulda, belki yakın dostane ilişkilerden de olabilir. Hani beni yazmazsanız işte kırılırım, darılırım, gücenirim gibi. Bu tür şeylerle karşılaştınız mı? Ve o listeyi oluştururken nelere dikkat ettiniz? Çünkü siz o listeyle yola devam edeceksiniz. Evet. O listeyle belki bir, belki birçok seçime gireceksiniz. Evet. O listeyle, o ekip arkadaşlarınızla başarıya odaklanacaksınız. O listeyi oluştururken nelere dikkat ettiniz? Onu da İsterseniz önce şeyden başlayalım işte adayların adayı olma noktasında. Yani teşkilat içerisinde herkes bilir ki Hüseyin Manav hiçbir zaman ben demez. Hep biz olarak konuşur. Çünkü tek başına kimsenin bir şey yapamayacağını, hele siyasette bunun zaten mümkün olmadığını bilir. Dışarıya yansıması da bu şekilde olur. Şimdi dediğim gibi bizim Sayın Başbakanımızın Hüseyin Bey Bartın İl Başkanımızdır demesi 31 Aralık 2014. Hatta akşamın geç saatleriydi. Malumunuz kongremiz 10 Ocak'taydı. Evet. Yaklaşık bir 10 günlük süre, 10 Ocak'a çıkarırsanız 9 günlük bir süreç vardı bu aşamada. 9 günlük süreçte amaç hizmet odaklı olunca Bartın'a en iyi hangi ekiple, toplumsal karşılığı olan hangi ekiple en iyi hizmeti yapabilirsiniz anlayışına giriyorsunuz. Bu aşamada hemen çalışmalara başlıyorsunuz. Yani mevcut yönetimlerdeki olan arkadaşlarınız var. Bunlarla görüşüyorsunuz. Dışarıdan yeni katacağınız arkadaşlarınızla görüşüyorsunuz. Onlarla gidip konuşuyorsunuz. Gelip gelmeyeceklerini ölçüyorsunuz. Evet. Tabii bu arada bizi en çok sıkıştıran hemen bunun ertesinde 2 Ocak günü yeğenimizin elin bir kaza sonucu hayatını kaybetmesi evet, oldu. Hem bizi tekrar. Bu çok üzdü. Hem de zaman olarak zaten dar olan zamanımızı daha da daraltmış oldu. Bu aşamada kendi öncelikle teşkilat içerisindeki kendi arkadaşlarımızla görüştük.
dışarıdan hareketin içerisine veya yönetimlerin içerisine katmaya çalıştığımız veya yönetimlerin içerisinde olmasının hem bize hem Bartın'a hem teşkilatlara güç katacağını düşündüğümüz pek çok isimle görüştük. Bir isim havuzu oluşturduk. Bu isim havuzu içerisinde birlikte çalışmayı kabul edenler de oldu. Teşekkür edip vakit sebebiyle verimli olamayacağı düşüncesiyle affını isteyenler, özür dileyerek yönetime gelmek istemediğini belirten veya gelemeyeceğini belirten arkadaşlarımız da oldu. Biz hepsine saygı duyuyoruz. Ama ben özellikle şu noktada çok dikkat ettim. Hiç kimsenin kırılmamasına dikkat ettim. Çünkü ben her zaman bunu söylemeye çalışıyorum. Eğer birlik beraberliği sağlayacaksak, kongre süreçlerinde özellikle bu liste süreçlerinde kimseyi kırıp dökmeden, gönlünü kırmadan bu süreçleri geçirmenin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Bartın'da AK Parti'nin yaklaşık 21 bin üyesi vardır. Ama bizim il teşkilatı, işte yönetimleri, yedekleri, disiplin kurulu, hakem kurulu, üst kurul toplamında 85-86 kişi ancak listelerde yer verebiliyorsunuz. Bu anlamda belki bize gönül koyan arkadaşlarımız da niye biz listelerde olmadık tarzında olabilir. Ben kongredeki konuşmamda da aynı şeyi söyledim. Yani imkan olsa hepsine, her birine de yer verip değer verdiğimizi söylemek istedim. Beyan ettim. Ama imkanlar kısıtlı burada. En iyi ekibi nasıl oluşturabilirimin anlayışına, hizmet odaklı anlayışa giriyorsunuz. Bu bazen il yönetiminin içerisinde olur, bazen dışarıda olur, bazen mahalle yönetiminde olur, bazen farklı yerlerde olur. Ama bu tür arkadaşlarımı da kongre sürecinden sonra mümkün mertebe hem arayarak hem bizzat ziyaret ederek burada yönetimlere dahil edilememesinin benim kendi kişisel duygularımla hiçbir alakası olmadığını, tamamen hizmet odaklı veya Bartın'a daha faydalı nasıl ekiplerin oluşturulabileceği anlayışıyla hareket ettik. Bazen işte dedik, bazı arkadaşlarımıza yönetimde yer var, gerek var. Bazı arkadaşlarımıza sokakta gerek var. Bazı arkadaşlarımıza farklı yerlerde gerek var şeklinde anlatmaya çalıştık derdimizi. Belki işte dediğiniz gibi Sayın Bülent Bey, kongre sonrasında hem liste oluşumunda hem görev dağılımında belki çok fazla demeyelim de sıkıntı çıkmamasının veya sorunun olmamasının, çatlak olmamasının en büyük temeli de herkesin Hüseyin Manav'ın bu şekilde düşünceyle hareket ettiğini biliyor olmasının yattığını düşünüyorum. Evet. Şimdi önümüzde zorlu bir süreç var. Seçim dönemi çok yakın bir takvim. 2015 yılı içerisindeyiz ve 2015 yılının Haziran ayında yapılacak bir genel seçim var. Hakikaten genel seçimlerde tüm siyasi partiler için en değerli seçimler. Elbette yerel seçimler de çok önemlidir, ancak genel seçimlerin havası çok farklı, çok üst düzey bir atmosferde gerçekleşiyor. Şimdi Bartın ölçeğinde bakacak olursak olaya, Bartın'da bazı siyasi partiler adaylarını belirlediler. Çalışmalara başladılar. Ama bir taraftan işte AK Parti'ye bakmış olduğumuz zaman, diğer partilere bakmış olduğumuz zaman tabii ki biz sizinle AK Parti'yi konuşuyor olacağız. Evet. Henüz netleşen şeyler yok. İşte bir aday adaylığı süreci olacak. Bu aday adaylığı sürecinde yine öyle tahmin ediyoruz, onun üzerinde aday adayı olacak. Çünkü hakikaten muhtemeldir tabii ki. Muhtemeldir. Bu aday adayları içerisinden sadece iki tanesi aday gösterilecek ve bu adaylar seçim yarışına girilecek. Öncelikle şuradan başlayalım. Seçimdeki AK Parti'nin hedefi nedir? Buradan bir başlayalım. Sizden bunu öğrenelim. AK Parti şu anda iktidar partisi malumunuz ve Türkiye'yi daha ileriye götürmekle ilgili hedefleri var. İşte 2023, 2053, 2071 gibi. Yeni Türkiye gibi. Bu hedefleri gerçekleştirmek noktasında mutlaka en çok sayıda milletvekilini almak, Bartın ölçeğinde de baktığımızda 2 milletvekilini almak yönünde anlayış biçimi ortaya koyacaktır. Bu adayların belirlenmesinde de etkili olacaktır mutlaka. Tabii bizim şu anda Sayın Yılmaz Tunç gibi bir milletvekilimiz var. Bunun yanında dediğiniz gibi belki bir sürü aday adayları da çıkacaktır. Yüksek Seçim Kurulu henüz bir seçim takvimi açıklamış değil. Ancak seçim kanunları gereğince işte 10 Şubat'ta kadar kamudan veya belediyelerden, il genel meclislerinde veya siyasi parti teşkilatlarında görev yapıp aday adayı olmak isteyecek arkadaşların istifasının son günü.
O dönemden sonra zaten işte aday adaylıkların değerlendirilmesi, temayüller, halk oylamaları, yoklamalar, anketler, bir sürü adayların belirlenmesi noktasında işlem yapılacaktır. Evet. Adayların belirlenmesi de şu anki mevcut takvim olmasa bile yasa gereği Nisan'ın 7'si veya 8'i gibi bir zamanı buluyor. Yaklaşık işte dediğimiz gibi 10 Şubat'la Nisan'ın 7'si arasında bir 2 aylık zaman var. Bu dönemde aday adaylarından hangilerinin aday olacağı konusunda değerlendirmeler yapılacaktır. Tabii bizim buradaki isteğimiz öncelikle Bartın'da iki vekilliği kimlerle alabilirsek onların aday olmasıyla ilgili çalışmaları yapmak. Yani en başarılı olabilecek adayı belirlemeye çalışmak. Tabii bizim buradaki yapabileceklerimiz belli. Nihai kararı malumuz değişik çalışmalar neticesinde ortaya çıkan verilere dayalı olarak genel merkezimiz bildirecektir. Bize de teşkilat olarak düşen bunun belirlenmesi noktasında genel merkeze veya parti üst organlarına kendi görüşlerimizi belli oranda aktarmak. Ondan sonra adaylarımız belli olduktan sonra da Bartın'daki iki milletvekilliğini alabilmek için gerekli çalışmayı var gücümüzle yapmak olacak. Peki Bartın'daki siyasi atmosferi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben sizin gözünüzden bunu çok merak ediyorum. Çünkü geçtiğimiz yerel seçim dönemine bakmış olduğumuz zaman hakikaten evet. Bartın'da kızışan bir siyaset atmosferi vardı. Ve hatta bazen kırıcı olma noktasına kadar gelen eleştirilerin dozunun arttığı bir siyasi atmosfer söz konusu oldu. Ki bu mevcut önümüzdeki yapılacak olan seçimlerde de tekrarlanabilir. Tabii ki tekrarlanmasını aslında biz umut etmiyoruz ki Bartın bakmış olduğumuz zaman Batı Karadeniz bölgesinde aslında çok önemli bir konumada sahip. Geçmişine yani il olmadan önceki Zonguldak'a evet. bağlı olduğumuz dönemlere bakmış olduğumuzda bile bunu görebilmek mümkün ki büyüklerimiz gerçekten bu konuda aslında çok bilgililer. Hı-hı. Batı Karadeniz'in neredeyse tamamını etkileyen bir siyasi yapıya sahipmiş. Sahip. Evet bugün iki tane milletvekili çıkartıyoruz sadece. Zonguldak, Karabük belki bizden sayı olarak nüfus olarak fazla oldukları için daha fazla milletvekili çıkartıyorlar ancak geçmişte Bartın hakikaten bu bölgenin siyasi kaderini tayin eden bakanlar çıkarmış bölgeymiş. Bakanlar çıkarmış. Çok güzel söylediniz. Meclis başkanları, bakanlar çıkarmış. Yani il olmasında da aslında bunun bir payı var. Normal evet. şartlarda Bartın nüfus olarak bakmış olduğumuz zaman il olabilecek kapasiteye sahip değilken aslında bu siyasi mekanizmanın güçlülüğünden dolayı il olmayı da sağlamış bir il. Tabii ki siyasi atmosfer biz basın mensupları olarak gerginleşsin istemiyoruz. Tabii ki bir taraftan da açık konuşmak gerekirse işte siyasetin gerginliği bize de haber malzemesi olarak yansıyor. Ancak gönlümüzdeki temeli tabii ki bu yönde olmaması. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin de duruşunuz hakikaten naif ve uzlaştırıcı, uzlaşıcı bir duruşunuz var siyasette üslup olarak. Daha önceki dönemlerde de bu böyleydi. Biz sizin şahsen hani sinirlendiğinizi görmemişizdir. İnşallah görmezsiniz diye. Hakikaten merak ediyorum. Çünkü özellikle iktidar partisi de olduğunuz için eleştiri okları hep sizin üzerinizde olacak. Bu eleştiri oklarını nasıl karşılayacaksınız? O siyasi atmosferi nasıl görüyorsunuz? Biraz da bundan bahsedelim. Şimdi dediğimiz gibi yani öncelikle insanların siyaseti vatandaşa, halka hizmet anlayışıyla yaptıklarının bilincinde olması gerekiyor. Bu bilinçle sadece AK Parti için konuşmuyorum bunu, diğer siyasi partiler ve oluşumlar için de konuşuyorum. Bu bilinçle hareket edildiğinde zaten çekişmenin veya kavganın veya söylemlerin dozajının kaçmasının kişilerin kendi kişisel duygularını tatmin etmekten öte hiçbir faydası olmadığına inanıyorum ben. Eğer amaç ortaksa, yani A partisinin, B partisinin veya AK Parti'nin amacı Bartın'a, Bartın halkına veya Türkiye'ye, Türkiye halkına hizmet ise herkes aynı amaçla hareket ediyor. O zaman çok fazla böyle çatışmanın da bir anlamı yok. Çatışmadan kimseye fayda da yok. Hele hele halka hiç fayda yok. Yani bir tabir vardır, yukarıda filler tepişir, aşağıda otlar ezilir. Böyle bir anlayıştan uzak olmak gerekiyor. Çünkü siyasetçinin az önce sözümde de bahsettiğim gibi amacı halkla devlet arasındaki köprü olmaktır. Burada bazen üstünüzden halk geçecek, bazen başkaları geçecek. Siz de bunu özveriyle, efendilikle kabul edeceksiniz. Yoksa bu işlere soyunmayacaksınız.
Dediğim gibi eğer çatışma ortamına çekmek isteyenler olursa bunlar sadece kendi kişisel duygularını, düşüncelerini tatmin etmeye çalışmış olur. Ben her zaman bunu söyledim teşkilat aşamalarında da. Bir kere bizim varoluş veya siyasetçinin varoluş, siyasetin varoluş sebebi halka hizmetse, vatandaşa hizmetse, o zaman ben bunu kendi siyasi anlayışım veya siyasi teşkilatlarım içerisinde gerçekleştireceğim. Diğer partiler de kendi siyasi anlayışları içerisinde gerçekleştirecekler. Sonuç itibariyle halk burada objektif olarak aslında en güzel kararı veriyor. Bakıyor. Yani kendisine yapılan hizmeti, kendisine karşı olan davranış biçimini, söylemi görüyor ve ona göre değerlendiriyor. Çok çatışmacı, çok kavgacı bir siyasetçiye de işin açıkçası prim vermiyor. Çünkü eğer siz sürekli bir çatışma, sürekli bir kavga içinde olursanız enerjinizi o kavga ve çatışma içerisinde tüketir, halk için, vatandaş için hiçbir şey üretemez hale gelirsiniz. Buradan hareketle bizim anlayışımız yine söylediğimiz gibi biz siyasetin insanlara hizmet etme ve hizmetlerini anlatarak ikna edip kendine destek olabilmeyi gerektirdiğini, böyle bir sanat olduğunu aslında söylüyoruz. Bunu da saygı çerçevesinde, kimseye karşı kabalaşmadan, sertleşmeden veya dozajı kaçırmadan anlatmaya çalışacağımızı söylüyoruz. Ha bize karşı da böyle bir şeyler olduğunda terbiyemiz içerisinde bunu da absorbe edebileceğimizi söylüyoruz. Ha bazen de haddi aşan söylemler olduğunda da gerekli cevapları verebiliriz. Aslında Sayın Cumhurbaşkanımız bunu geçmişte çok güzel söylemişti. Uysalız ama koyun değiliz. Yumuşak başlıyız ama koyun değiliz tarzında. Dediğim gibi aslında tüm siyasi hareketlerin veya siyaset içerisindeki argüman olarak yönetici olanların, aday olanların aslında siyaseti halka hizmet olarak gördükleri bir anlayışla hareket edildiğinde böyle bir çatışmanın zaten olmayacağını muhakkak. Bartın'da da bugüne kadar genel seçimlerde çok siz de takip etmişsinizdir. Yani milletvekili seçimlerinde çok böyle bir şeyler yaşanmadı ama yerel seçimler dediğimiz zaman için içerisine çok fazla argüman giriyor. İşte belediye başkanlıkları giriyor, il genel meclisi üyelikleri, belediye meclisi üyelikleri, muhtarlıklar giriyor, azalıklar giriyor derken pek çok farklı seçim atmosferi ve platformu oluşuyor. Örneğin diyelim ki işte Bartın'da yaklaşık 500'e yakın muhtar seçiliyor. İşte 5000'e yakın belki daha fazla muhtar azası seçiliyor. İşte sırf Bartın merkez için 25 tane belediye meclis üyesi, bunun yedekleri de var. İşte 5 tane il genel meclis üyesi ve yedekleri var. Çok sayıda aktör oluyor siyasetin içerisinde. Ama genel seçimlerde Bartın'ın 2 milletvekili sayısı var. 2 tane. Her partinin 2 tane aktörü olduğunda bu sayı daha az. Belki bu anlamda biraz daha karşılıklı hoşgörü içerisinde geçeceğini söyleyebiliriz. Tabii ki her siyasi parti kendi programını, kendi düşüncesini, halka nasıl hizmet edebileceğini anlatacak. Ama dediğim gibi işte bunun biz özellikle anlayışımız halka hizmet, hakka hizmet olduğundan yola çıkarak her zaman saygı, sevgi çerçevesi içerisinde bu tür faaliyetlerimizi yürüteceğimizi herkes bilir. Evet. Bu arada izleyenlerimize hatırlatmada bulunalım. Hatırlatma yapmadan sizlerden gelen mesajlar var. Bunları Sayın Başkanımıza iletiyor olacağız. Yine hatırlatalım. Sormak istediğiniz sorular varsa, yorumlarınız, görüşleriniz varsa, önerileriniz varsa bunları bize iletmek için cep telefonlarınızın kısa mesaj bölümüne büyük harflerle öncelikle Bartın yazıyoruz. Ardından bir boşluk bıraktıktan sonra mesajımızı, yorumumuzu, görüşümüzü yazıp bu mesajı 3969'a göndermeniz yeterli olacak. Bizler de sizlerden gelen soruları Sayın Avukat Hüseyin Manav'a iletiyor olacağız. Tabii ki sorularınızı gönderirken özellikle de geçtiğimiz haftalarda örneklerini yaşadık. Çok uç sorular olabiliyor, hakaret noktasına varabilen siyasi görüşler olabiliyor. Bu tür şeyleri lütfen sakının istiyoruz. Hem sizin göndereceğiniz mesaj ücreti boşuna gitmesin, hem de biz de burada hani bu tür sorulara muhatap kalmamış olalım. Ama siyasi anlamda tabii ki soracağınız sorular, sıkıntılarınız varsa bunları iletmekte en doğal hakkınız. Bizler de bir gazeteci, bir basın mensubu olarak da bunları aktarmakla mükellefiz. Bu tür sorularınızı bekliyoruz değerli izleyenlerimiz.
Tebrikler var. Onlarla başlayalım. Sayın Başkanım, siyasi hayatınızda başarılar dilerim demişler. TTK Mevlüt Kızılkum. İyi programlar. Karamazak muhtarı görevinde başarılar diliyoruz Sayın Başkanımıza demişler. Teşekkür ediyoruz. Sayın Hüseyin Manav, il başkanlığınızı tebrik eder. Başarılar dilerim. Maksut Yıldırım Meflani Avcılar Kulübü Başkanı. Teşekkür ediyoruz. Yine dışında da seyredildiğiniz evet, gene göstergesi. Hüseyin Bey'e başarılar diliyorum diyen bir izleyicimiz var. Yine iyi akşamlar, hayırlı programlar. Öncelikle Sayın Avukat Hüseyin Manav'a yeni görevinde başarılar diliyorum. Şöyle bir sorum var. Sayın Manav'ın beldeler hakkında görüşleri nelerdir? Beldelerle ilgili projeleri var mı? Teşekkürler demişler. Biz de teşekkür ederiz sorunuz için. Yine merkez ilçede oy oranınızı artırmak için ne yapacağınızı soran bir izleyicimiz var. Ve ilginç de bir soru. AK Parti iktidara ilk geldiğinde milletvekili adaylığı teklifini niye kabul etmediniz şeklinde de bir soru yöneltilmiş Sayın Manav. İsterseniz bu sorudan başlayalım. Daha sonra merkez ilçedeki oy oranını artırmak ve yine beldelerle ilgili projeler hakkındaki görüşlerinizi alalım. Evet. Öncelikle izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Sizin sorduğunuz son sorudan başlamak istersek, böyle bir teklif o dönem hakikaten gelmişti. Ama bir şeye talip olduğunuz zaman o işin, o şeyin ne olduğunu, nasıl kullanıldığını, nasıl fayda vereceğini, nasıl zarar vereceğini bilmeniz gerekiyor. Biz de bahsettiğim gibi yani o dönem öncesi hiçbir siyasi oluşumun içerisinde yer almadığımız için ne gençlik kollarında ne farklı kademelerde aslında o işi nasıl yapacağımızı da işin açıkçası bilmiyorduk. Bilmediğimiz bir işe girmenin ne bize ne topluma hiçbir faydası olmayacaktı. Bu anlayışla o dönem teşekkür ettik biz de. Evet. İyi yaptığımı, doğru yaptığımı da düşünüyorum. Bu konuda da hiçbir tereddütüm yok. Yani şu an geçmişe baktığımız zaman hani iyi ki de kabul etmemişim yani, diyebiliyorsanız hakikaten. Elimize yüzümüze de bulaştırabilirdik. İşin Türkçesi o dönemdeki çünkü. Evet. Diğer sorularla devam edelim. Merkez ilçede oy oranınızı artırmak için ne yapacaksınız? Bu hakikaten önemli bir konu diye düşünüyorum. Çünkü geçtiğimiz yerel seçimleri göz önüne alırsak evet, AK Parti için başarılı diyemeyiz. Ki bir iktidar partisinden bahsediyoruz. Çok daha yüksek bir oy oranı yakalaması beklenen bir AK Parti'den bahsediyoruz. Tabii ki yerel seçimlerde Bartın için bunu söylüyorum. Hani siyasi partiden daha çok işte adaylar ön plana çıkıyor. Geçmişte bu şekildeydi. Evet. Bugün bu şekilde. Belki ileride değişir değişmez tabii ki bunu halk biliyor. Vatandaşın takdiri biliyor. Var mı bu yönde bir planınız ya da şu an için düşünce aşamasında olduğunuz çalışmalar? Şimdi mutlaka bunlarla ilgili çalışmalarımız, hazırlıklarımız da olacak. Hatta yavaş yavaş başladığından da bahsedebiliriz. Bartın'ın şöyle enteresan, Türkiye coğrafyası içerisinde şöyle enteresan bir konumu da var arkadaşlar. Bunu özellikle ilgilenen meclis üyesi ve başkanı olduğum dönemde ben hakikaten sayısal verilerle araştırarak da test ettim. Türkiye'de nüfusunun %50'den fazlasının hala köy, belediye sınırları içerisinde yaşadığı bir başka il yok. Bizim şu anda yanılmıyorsam %67 civarındaki nüfusumuz belediye sınırları dışarısındaki köylerde yaşıyor. Ha belki burada coğrafyamızın küçük olmasından en uzak köyümüzün işte 30-40 kilometre gibi bir mesafede şehir merkezlerine veya belediye merkezlerine olmasının da önemi muhakkak var. Bu anlamda Bartın'ın sosyolojik yapısının da farklı bir önemi var. Merkez ilçemize gelince, merkez ilçemiz hem merkez belediye nüfusu itibariyle hem de il içerisindeki merkez ilçe sınırlarındaki toplam nüfus itibariyle aslında hem nüfusumuzun hem de seçmen sayımızın ciddi bir oranını oluşturuyor. Bu anlamda demek ki bazen insan kendini veya işte teşkilatlarını veya faaliyetlerini, icraatlarını, ne yaptığını, ne yapmak istediğini bazen çok iyi anlatamamış da olabiliyor. Öncelikle bizim amacımız AK Parti'nin bugüne kadar ne yaptığını ve bundan sonra ne yapacağını, bunun toplumsal karşılığının ne olabileceğini insanlara anlatmak. 2002'den bu tarafa AK Parti'nin ülkeyi nereden nereye getirdiği konusunda çok fazla söz söylemeye gerek yok. Sayın vekilimiz bunu her platformda zaten çok güzel ve ayrıntılı başarılı bir şekilde anlatıyor.
insanlarımız da biliyor. Ben onun için programın hem formatını hem içeriğine karşı şey yapıp insanlarımızı da izleyenlerimizi de sıkmamak adına çok fazla bu konuya giremiyorum. Ama ülkenin 2002'den 2015'e kadar bu gelen süreçte nereye geldiğini, işte sadece duble yollara bakarak bile, ulaşıma bakarak bile, haberleşmeye bakarak, insanların yaşam tarzına bakarak bile belli bir kanaate varabileceklerini düşünüyorum. Netice itibariyle aslında Türkiye'yi bir bütün olarak değerlendirmek lazım. Çünkü sadece Bartın'dan biz atıyorum AK Parti'ye %100 oranında oy bile versek, diğer şehirlerimizden veya vilayetlerimizden bunun karşılığını alamadığım sürece bunun bir anlamı yok. Veya Bartın'dan biz AK Parti'ye 0 oy bile versek, diğer yerlerden AK Parti'ye güçlü destek geldiği sürece aslında bunun da çok kümülatif anlamda bir önemi yok. Ama insan siyaset yaptığı için özellikle şu konuda ciddi bir beklenti ve umut içine giriyor. Diyor ki bu ülkede bunlar 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 yapılmış, şu 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 sorunlar ortadan kaldırılmış. Vizyonu misyonu halka hizmet olan bir anlayış var ve bu anlayışın yöneticileri var. Geçmişten bugüne ülkeyi getirdikleri, yaptıkları hizmetler belli. Eskilerin bir sözü var, işte yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diye. Demek ki bundan sonraki yapmayı düşündükleri bu toplumun yararına, bu ülkenin yararına olan şeylerin de geçmiş hizmetlerine bakarak yapabilecek bir ekibin olduğu düşüncesiyle insanların biraz daha burada kişisel menfaatlerden veya kişisel düşüncelerden ziyade, işin açıkçası çok bu tabiri kullanmak istemiyorum ama takım tutar gibi parti tutmaktan ziyade hizmete oy vermelerini, hizmete destek vermelerinin doğru olacağını düşündüğümüz için çalışmalarımızı da bu yönde genişletmeye çalışıyoruz. Evet, beldelerle ilgili bir soru var. Tabii özür dilerim Sayın Bülent Bey. Tabii bu anlamda az önce de bahsettiğiniz gibi genel bir siyasi konjonktür var. Herkes hangi partinin amacının, vizyonunun, misyonunun gerektiği zaman ideolojisinin ne olduğunu çok iyi biliyor. Bu noktada işin içerisinde bir diğer argüman olan milletvekili adaylarının kişilikleri, yapıları ve toplumsal karşılıkları da giriyor. Bununla ilgili de az önce de bahsettiğim gibi biz de kendi üzerimize düşeni yapmaya çalışacağız. Beldelerle ilgili Beldelerle ilgili olarak soruya da gelince, şunu biraz daha açalım aslında. Beldeler hakikaten genel seçimler için çok önem ifade ediyor. Bartın beldelerine bakmış olduğumuz zaman Kumluca beldesinde aslında bir AK Parti adına bir başarısızlık söz konusu. Çünkü Kumluca beldesi yerel yönetim anlamında farklı bir siyasi partiye görev verdi. Aslında ben onu başarısızlık olarak görmüyorum işin açıkçası da. Orada bazen yanlış ata oynadığınız oluyor. Bazen yanlış tercihi de siyasiler de yapabiliyor diye değerlendirelim. Yani bu siyasiler açısından mı yanlış bir tercihti yoksa Kumluca halkının şimdi bakın, açısından mı? 30 Mart'la 10 Ağustos arasında Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz 4 ay 10 gün var. Kumluca'yı ele aldığınızda bakıyorsunuz ki 30 Mart'taki seçimlerde işte MHP'nin adayı orada ipi göğüslemiş. AK Parti'nin oyları belli bir kademede kalmış. Belediye başkanlığı için konuşuyorum. Konuşmam buna dairdir. Ama 10 Ağustos'taki Cumhurbaşkanlığı seçiminde bakıyorsunuz. Belediye başkanlık seçiminde aldığınız oyu ikiye katlamış. Hatta iki katının üstüne geçmiş bir durumda. Bu az önce söylediğim sözü aslında teyidi sağlaması. Şimdi beldelerle ilgili olarak gelince biz aslında ilimizi bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Yani beldelerle ilgili belediyesi bizden olmuş olmamış veya ilçelerle ilgili belediyesi bizden olmuş olmamış çok fazla bunun üzerinde durmuyoruz. Bir gün enteresan bir anımı anlatmak isterim bu anlamda şeyle ilgili. Bizim köyümüzün rahmetli muhtarı vardı, Rıza Bozkurt. Biz de o zaman İl Genel Meclisi üyesiyiz. Köyümüze bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Köyümüzden birisi hem sayın muhtarımızı hem bizi şikayet etmiş sayın valimize, dönemin sayın valisine. Valimiz de o dönem yeni göreve başlamış. Ben tabii siyasi acemilikle de yine az önce niye milletvekili olmadığınıza verdiğiniz cevapla kızdım kendi köyüme, işin Türkçesi. O dönem oraya yapılacak tüm hizmetlerin iptaliyle ilgili kişilerle telefon görüşmesi yaparken rahmetli kapıdan girdi. Oturmadı. Ayakta bekledi benim telefon konuşmam bitene kadar. Oturdu. Sen dedi ne yapıyorsun?
Abi dedim böyle böyle yani biz dedim insanlara hizmet etmek için varımızı yoğumuzu ortaya koyuyoruz. Gece gündüz 3 kuruş oradan bulalım, 5 kuruş buradan bulalım. İşte çamurdan kurtulsun, su getirilsin, o yapılsın, bu yapılsın diye uğraşıyoruz. Dedim arkadaşımız bize teşekkür edeceğine gitmiş yeni gelen sayın valimize ikimizin hakkında böyle böyle bir şikayette bulunmuş. Dediğimde biliyorum dedi. Sen ne yapıyorsun dedi yine tekrar. Bir şey yapmıyorum abi dedim böyle böyle kızdım. Bunu gidiyorum A köyünden alıp B köyüne vermeye çalışıyorum. Oradaki insanlar belki daha layıktır. Olduğunu söyledim. Sen dedi siyaset yapıyorsun. Siyaset dedi böyle yapılmaz. Araba kızıp Arabistan yakılmaz. O köyde sen bir kişiye kızmışsın, 1.000 kişiyi mahrum ediyorsun. Buna hakkın yok dediği an benim kafamdan aşağı kaynar sular girdi. Ve o gün bugün o söz kulağımdadır. Dolayısıyla bu çerçevede biz insanları ayrım yapmıyoruz. İşte Kumluca Beldesi'nin belediye başkanı başka bir partidenmiş. Bartın Belediyesi'nin belediye başkanı da başka bir partidenmiş. Onun anlayışına bakmıyoruz. Tabii zaten bugün 16. günümüz. İl başkanlığımızda 16 günde ilçelerimizi ve beldelerimizi neredeyse ikinci defa turlamaya başladım. İlk bir haftada işte kadın kolları, gençlik kollarının kongrelere dolayısıyla dolaştık. Dün mesela pazar günü de hem Amasra'yı hem Kurcaşile'yi işte hafta içinde de mümkün olduğunda Ulus'u, Kumluca'yı, Abdüpaşa'yı, Kozcaağız, Hasankadı'yı da dolaşıp insanların beklentilerinin neler olduğunu almak. Sistemin işleyişinde tıkalı bir yer varsa, siyaseten bizim de yapabileceğimiz bir şey varsa bununla ilgili çözümler aramak. Beldeler hakikaten ciddi anlamda önemli. Az önce de bahsettiğim Türkiye'de Bartın nüfus dağılımının başka örneği olmaması olarak baktığımızda her bir beldenin mutlaka kendine has özelliği, değeri, önemi var. Hem toplumsal olarak, insan olarak, çevre olarak hem de bunu seçim sonuçlarına etki edecek oy olarak baktığınızda değerlendirilmesi var. Biz de siyaseten işte devletle vatandaş arasında köprü olmaya çalışırken öncelikle gidiyoruz ki buradaki sorunları tespit edebilelim. Aksayan yönler neler? Bunları devlete veya büyüklerimize iletelim. Çözümü noktasında da üzerimize düşeni yapalım istiyoruz. Bununla ilgili de dediğim gibi işte 15 günlük süreç içerisinde bazı yerleri hatta iki defa ziyaret edişimiz oldu. Burada parti teşkilatları, bayanlar, gençler, yaşlılar, her türlü kesimin beklentilerini işin açıkçası veya aksayan yönlerini alıp çözüm için devletle vatandaş arasında diyalog kuracak köprü olmaya da çalışıyoruz. Evet, açıklamalarınız için teşekkür ederiz. Bir reklam arasına gidelim. Biraz soluklanalım. Kaldığımız yerden devam edelim. Bu arada gelen mesajlarımız da var. Onlara da ikinci bölümün hemen başında yer vermeye çalışıyor olacağım. Yine izleyicilerimizi hatırlatalım. Konuğumuz AK Parti Bartın İl Başkanı Sayın Avukat Hüseyin Manav, kendisine yöneltmek istediğiniz görüşleriniz, sorularınız varsa bu sorularınızı cep telefonunuzun kısa mesaj bölümüne girip öncelikle büyük harflerle Bartın yazıyoruz. Ardından bir boşluk bırakıp mesajımızı yahut yorumumuzu, görüşümüzü yazdıktan sonra bu mesajı 3969'a gönderebilirsiniz değerli izleyenlerimiz. Sizlerden gelen soruları da bizler de Sayın İl Başkanı Hüseyin Manav'a iletiyor olacağız. Şimdi kısa bir reklam arasının ardından ikinci bölümde daha detaylı bir şekilde AK Parti'deki süreçleri, önümüzdeki seçim sürecini konuşmaya da devam ediyor olacağız. Bizden ayrılmayın diyoruz. Teşekkürler. Toprak hazine tarım definedir. Öz tarım.
Öztarım olarak Bartınlı çiftçilerimize en uygun fiyat ve en kaliteli ürünleri sunuyoruz. Tarım arazileriniz, bağ bahçeleriniz için gübre çeşitleri, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarınız için yem çeşitleri, traktör ve traktör ekipmanları, tohum ve fide çeşitleri, fındık ayıklama ve toplama makinaları, hisarlar, çelmak, Kayhan, Ertuğrul, Emirsan, Gübretaş, Lider Fide, Ofis Yem, Bartın, Zonguldak, Karabük bölge bayilikleriyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca bu ayın kampanyası 14 protein ve 16 protein özel besi yemi sadece 42 TL. Öztarım, Fatih, Abdurrahman Öztürk, Merkez Okulak Mahallesi Topçu Konağı Caddesi, Şube Ordu Yeri Fatih Sultan Mehmet Caddesi Bartın. Özel Mobilya'dan Yeni Yıl Kampanyası. 1850 TL değerinde 2 yıl garantili çelik konstrüksiyonlu, desenli ve tay tüyü kumaş desenli, koltuk takımı alana 4 metrekare halı ve orta sefa anında hediye. Üstelik tüm kredi kartlarına peşin fiyatına 9 ay taksitle. Diğer ürünlerimizi de görmeniz için sizi mağazamıza bir kahvemizi içmeye davet ediyoruz. Özay Mobilya, Özay ve Tezay Aykan, Merkez Kemerköprü Mahallesi Polis Karakolu Yanı, Şube Piryancılar Caddesi, numara 23, telefon 227-82-00 Bartın, www.özaymobilya.com.tr. Dünyanın en iyi traktörleri arasında yer alan Hattat traktörleri şimdi Bartın'da Aydın Kardeşler kalite ve güvencesiyle sizinle buluşuyor. Yedek parça problemi yok. Yakıtta cimri, çekiş gücü ve torku yüksek. Turbo motora sahip Hattat traktörleri her mevsim her saatte kusursuz çalışır. Hararet yapmaz, asla sizi yarı yolda bırakmaz. Türkiye'nin neresinde olursanız olun aldığınız traktörleri kapınıza kadar teslim ediyoruz. Teknik servisimizde her marka ve modeldeki traktörlerinizin orijinal yedek parçası bulunmakta olup traktörlerinizin bakım ve onarımları yapılmaktadır. Ayrıca ikinci el traktörleriniz değerinde alınır, değerinde satılır. Aydın Kardeşler, Abdipaşa Sanayi Sitesi, telefon 0378 426 4030, 0533 349 0280, Bartın. Özkanlar Mobilya'da çok konuşulacak çapraz değiştirme kampanyası başladı. Evinizdeki eski mobilyalarınızı ve beyaz eşyalarınızı markası modeli ne olursa olsun alacağınız ürüne göre 1000 TL'ye varan fiyatlarla geri alıyor. Yerine yepyeni koltuk takımları, yatak odası, yemek odası, oturma grubu ya da beyaz eşyalardan birini kredi kartsız 20 aya varan vadelerle veriyoruz. İsteyene de peşin fiyatına tüm kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı sunuyoruz. Ayrıca sürpriz hediyeler de sizleri bekliyor. Gelin görün, değerlendirin. Kalite ve hizmette lider. Özkanlar Mobilya, Üzeyir Özkan, Pazar Yeri, PTT Yanı, telefon 201-0080, GSM 0530-174-6062, Bartın. Alışverişin en kârlısı, en keyiflisi Balmar Marketler Zinciri, Balmar Hendek Yanı'nda, Balmar Yukarı Çarşı'da, Balmar Yalıboyu'nda, Balmar Kemerköprü'de, şimdi de yeni şubesiyle Balmar Türbe Altı'nda. Size en yakın bir Balmar mutlaka vardır. Balmar Marketler Zinciri, alışverişin en kârlı, en keyifli adresi. Onu anlatmak için ne söylesek az. Yeni Mitsubishi Atraj. Bartın Otomotiv Mitsubishi Plaza Yalı Mevki. Telefon 227 46 96 Bartın. Sen yağmur, sensiz olmuyor işte. Sinmen oluyor,
çıkar, çıkarma beni. Alma gözyaşını, silme lumuyu ben o. %100 yerli, %100 öz sermayeli Erkunt traktörleri. En yeni ve en üstün üretim teknolojisiyle üretilen Erkunt traktörleri, yüksek performansı ve düşük yakıt tüketimiyle çiftçilerin bir numaralı tercihi olmaya devam ediyor. Çiftçiler, yakıt tasarrufu noter tarafından defalarca onaylanan Erkunt traktörleriyle bir dönümde 0.75 ila 1 litre arasında yakıt tüketirsiniz. Yaygın servis ağıyla teknik servis ve yedek parça sorunu yaşamazsınız. Türkiye'nin dünyaya ihraç edilen Erkunt traktörleri şimdi Bartın Oto Plaza'da sizi bekliyor. Ormanda, tarlada, bağda, bahçede. Erkunt. Erkunt traktörleri Bartın yetkili bayi, Bartın Oto Plaza. Yalı mevki, Tersane Caddesi. Telefon 227 46 96 Bartın. Bölgenin en büyük Boş teşhir mağazasına sahip Eyüpoğulları Boş bayiinde büyük indirim fırsatları. Boş çamaşır makinelerinde 450, fırınlarda 300, bulaşık makinelerinde 250, buzdolaplarında 560 TL net indirim fırsatı Eyüpoğulları Boş bayiinde. Ayrıca Boş elektrikli süpürge 771 lira yerine 615, taze meyve sıkacağı da 345 lira yerine 245 lira. Çamaşır makinesi alana da kurutma makinesi %40 indirimle. Ayrıca tüm ütü modellerinde 30 gün içinde memnun kalmamanız halinde koşulsuz iade garantisi de Eyüpoğulları'nda. Ürünlerimize güvenmesek bunu yapar mıydık? Eyüpoğulları Boş Bayi, Gölbucağı Mahallesi, Bülent Ecevit Bulvarı. Telefon 0378 228 7015 Bartın. Boş, yaşam için teknoloji. Sahibinden kiralık daireler. Ebu Derda Türbesi karşısında 2 artı 1 ve 3 artı 1 dubleks daireler sahibinden kiralıktır. Doğal gazlı çelik kapılı ısı yalıtımlı. Yerler laminant parke, portmantolu, çift tuvalet ve duşa kabinli, asansörlü, 2 artı 1 ve 3 artı 1 dubleks 0 daireler sahibinden kiralıktır. Bilgi için bizi arayın 0538 279 1333 Bartın. Köylü milletin efendisidir dedik ve traktörde %100 yerli sermayeyi Bartınlı çiftçilerimizle buluşturduk. Memleketin traktörü, dünyanın traktörü, TÜMOSAN Traktör Bartın yetkili bölge bayi Durmaz Ticaret. Türkiye tarımının yıldızı, %100 yerli sermayeli traktör ve dizel motor üreten tek kuruluş. Yakıtta cimri, yedek parça problemi yok. Her mevsim her saatte kusursuz çalışan ve güçlü çekiç gücüne sahip TÜMOSAN traktörler, uygun kredi avantajıyla TÜMOSAN yetkili Bartın bölge bayi Durmaz Ticaret'te. Ayrıca ikinci el traktör ve ikinci el araç alım satımıyla takas seçeneği için bize uğrayabilirsiniz. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarınız için yem çeşitlerimiz de mevcuttur. TÜMOSAN yetkili Bartın bölge bayi Durmaz Ticaret. Ferhat Durmaz, Ahmet Döndü. Tuna Mahallesi, Amasra yolu üzeri. Telefon 0378 227 84 82 0535 788 37 35 0533 811 83 70 Bartın. Yaşasın yemek yemek.
Yaşasın Lale Döner ve Yemek Salonu. Her sabah 4 çeşit çorba, kahvaltı ve sınırsız çay ikramı. Her gün et yemekleri, sebze yemekleri, tatlı çeşitleri ve kendi yapımımız olan özel dönerimiz. Tadına doyamayacağınız özel soslu İskenderimizle hizmetinizdeyiz. 275 kişilik alanımızda aileniz ve sevdiklerinizle birlikte en güzel yemekleri yiyebilir, hoşça vakit geçirebilirsiniz. Salı ve cuma günleri özlediğiniz yaprak döneri yemeye davetlisiniz. Öğrenciye özel indirim yapılmakta olup sabah 07, akşam 22 saatleri arasında hizmetinizdeyiz. Lale Döner ve Yemek Salonu, damak tadınızın ve güler yüzlü hizmetin yeni adresi. Şadırvan Caddesi, Kulaklar İş Merkezi karşısı. Alo Paket 227-1199. Facebook Lale Döner ve Yemek Salonu. Şimdi hayal edin, düğününüzde nasıl bir gelinlik giyeceğinizi hayal edin. Şimdi hayal etmeyi bırakın. Mira Gelinlik, 2015 model gelinlik çeşitleriyle hayallerinizi size getiriyor. Miss Menekşe, Sibel Moda, Miss Point gelinlik çeşitleri, Abiyelli ve Jamila Abiye çeşitleri, Continental Bindallı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Otoparklı ve iki katlı mağazamızda istediğiniz gelinliği rahat rahat deneyebilir. Geniş ve rahat salonlarımızda sıcak bir kahvemizi içebilir. Peşin alışverişlerinizde %15 indirimden faydalanabilirsiniz. Bize uğramadan gelinlik ve abiye almaya karar vermeyin. Geniş beden gelinlik ve abiye modellerimiz bulunmaktadır. Mira Gelinlik ve Abiye Mağazası, Emine Irmak. Çatmaca mevki, trafik ışıkları ilerisi. Telefon 227-07-70, 0554-963-1784, Bartın. Sen satıcıya oyalan, ben şu yorganı bir makineye atayım. Ay inanmıyorum Ayten sana ya. Herkes bize bakıyor. El sal o zaman ne diyeyim? Rezil olacağız senin yüzünden. Ay ne yapayım, denemeden mi alayım? Hadi. Gördüm. Alıyoruz. Yorgan yıkama programlı geniş iç hacimli çamaşır makineleri Profilo'da. Profilo, dayanıklı ev aletleri. Olcay Ticaret Profilo bayine uğrayın. 9 kilogram çamaşır makinesine peşin fiyatına 9 taksit avantajıyla 1349 liraya sahip olun. Ayrıca Ercan Süper Turbo radyatörlü sobalarda 35 TL taksitle. Ayın fırsat ürünü olan koltuk ve radyatör için özel aparatlı torbasız Blue House elektrikli süpürge 119 lira yerine 79 lira. Olcay Ticaret Profilo Bayi, Davut Fırıncıoğlu Caddesi'nde. Değerli izleyenlerimiz, BTV stüdyolarından bir kez daha merhabalar. Gündemin konuğu AK Parti Bartın İl Başkanı Sayın Hüseyin Manav bu akşam bizlerle birlikte bizlerin sorularını yanıtlıyor. Tabii ki sizlerden gelen sorulara da içtenlikle yanıtlarını veriyor. Hemen programımızın ikinci bölümünün başında tekrar hatırlatmada bulunayım değerli izleyenlerimize. Bizlere göndermek istediğiniz sorular varsa Sayın AK Parti Bartın İl Başkanı Avukat Hüseyin Manav'a
Sormak, yöneltmek istediğiniz sorular varsa cep telefonlarınızın kısa mesaj bölümüne girip öncelikle Bartın yazıyorsunuz. Ardından bir boşluk bırakıp mesajımızı, yorumunuzu yahut görüşünüzü yazdıktan sonra bu mesajı 3969'a göndermeniz yeterli oluyor değerli izleyenlerimiz. İlk bölümde neler konuştuk? Sayın Hüseyin Manav'ın siyasete girişini konuştuk. Nasıl oldu, nasıl gerçekleşti? Siyasi hayatında ne tür kademelerde görevler aldı? Biraz bunlardan bahsettik ve tabii ki kongre sürecini özellikle değerlendirmiş olduk. Kongre sürecinde neler yaşandı bunları bizlerle paylaştı. Çünkü AK Parti İl Kongresi öncesinde AK Parti'nin tam il başkanlığı için 17 adayı mevcuttu. Ve bu 17 aday içerisinden Sayın Hüseyin Manav ipi göğüsleyen isim oldu. Tabii ki bu 17 adayın da aslında çoğunluğunun da aday olmasını istediği bir isimdi. Yani adayların adayı diye de lanse edebiliriz kendisini. Evet, ilk bölümde özellikle kongre sürecine değindik. Yine beldelerdeki ve merkez ilçedeki çalışmaları hakkında gelen soruları da yanıtlamış oldunuz. Tabii ki yine sorularımız da var, oldukça da fazla. Onlarla da bir taraftan devam edeceğiz. Hakikaten uç sorular da var siyasi olarak. Bunları da sizlere aktaracağız. Yine taraflı tarafsız belki de birçok kesimden gelen mesajlar, ki şunu hatırlatalım izleyenlerimize, numaralarınızın tamamını sistemsel olarak zaten göremiyoruz. Bu konuda bize göndermiş olduğunuz mesajlarda numaranızın tamamı gözükmüyor değerli izleyenlerimiz. Bu konuda bilgi verelim, içiniz rahat olsun da diyebiliriz sormak istediğiniz sorular kapsamında. Ben hemen izleyici sorularıyla ve yorumlarla devam etmek istiyorum. Bir izleyicimiz, Hüseyin Başkanıma başarılar dilerim. Kendileri çok güvendiğim bir siyasetçidir. Kendilerine il başkanlığı döneminde başarılar dilerim. Hasan Kadı Belediye Meclis Üyesi Hacı Hüseyin Akdoğan bu mesajı göndermişler. Yine Tarık Ucun, Sayın Başkanıma başarılar diliyorum demişler. Hüseyin Başkanıma yeni görevinde başarılar dilerim. Allah utandırmasın. Başarılar. Tamam, Cevriye Aydın Ahıska Hıdırlar Köyü Kolcağız'dan bu mesajı göndermişler. Hüseyin Bey'i milletvekili olarak görmek istiyoruz demişler. Ziya Şener, aslında bu beraberinde bir soruyu da doğuruyor. Sayın Avukat Hüseyin Manav 10 Ocak tarihinde, çok yakın bir tarih bakmış olduğumuz zaman, geride 16 günlük bir süreç kalmış. Tabii ki bir taraftan isminizin milletvekilliğiyle anılması, insanların bu yönde merakının olması da bu soruyu doğuruyor bir taraftan, yani sormamızı da gerektiriyor. Tabii ki siz düşünce olarak şunu ifade edeceksinizdir diye tahmin ediyorum. Ben il başkanı olarak görev aldım, milletvekilliği düşünmüyorum da düşüncesinde de olabilirsiniz, ama izleyenlerimizin bu yönde sorusu olduğu için de ben de özellikle sormak istiyorum. Milletvekili olmayı düşünüyor musunuz? Böyle bir düşünceniz var mı? Şimdi aslında birinci bölümde 2002 ile ilgili cevabımızı soru üzerine vermiştik. Bu dönemle ilgili olarak da bu dönem bizim vazifemiz AK Parti İl Başkanlığı olarak memlekete hizmet etmektir. Bu noktada milletvekiliyle ilgili şu aşamada, özellikle Haziran 2015 seçimleriyle ilgili hiçbir düşüncemiz yoktur. Mutlaka vekil adaylarımızdan da veya aday adaylarımızdan da bu işi layıkıyla yapacak insanlar vardır. Ama şu anda bizim vazifemiz AK Parti İl Teşkilat, Bartın İl Teşkilatı'nın başındaki isim olarak ekip arkadaşlarımızla birlikte bu süreci yönetmektir. Bu çerçeveden bakıldığı zaman Haziran 2015 seçimleriyle ilgili milletvekili aday adaylığı gibi bir durumumuz söz konusu şu anda değil. Evet, izleyici sorularımızla ben devam ediyorum. Sayın Başkanım, Allah görevinizi daim etsin. Sağlık, selamette, sevgi ve saygılar diliyorum demişler. Akmanlar Köyü Muhtarı Recep Gün. Teşekkür ediyorum Sayın Muhtarım. Bir taraftan şimdi muhtarlardan da bu şekilde destek görmek aslında bir siyasi partinin, üstelik yeni bir il başkanı için çok önemli olsa gerek diye düşünüyorum. Sizin düşünceniz nedir? Sayın muhtarlarımız işte 2004-2009 döneminde İl Genel Meclis Üyesi ve İl Genel Meclis Başkanı olarak bizim nasıl bir hizmet anlayışıyla hareket ettiğimizi gördükleri için bizi yakinen tanıma fırsatı bulduklarından sağ olsunlar, hakkımızda olumlu düşüncelerini belirtiyorlar. Hepsine teşekkür ediyoruz. Evet. Karapınar'dan Mehmet Çakmakçı, Hüseyin Manav'a siyaset hayatında başarılar dilerim ve onu tebrik ederim demiş. Teşekkür Yine ediyoruz. İzleyicilerimizden gelen sorular oldukça, biz bunları aktarmaya devam ediyor olacağız. Tabii bir taraftan da sohbetimize devam edelim istiyorum. İl Genel Meclisi'nden konu açılmışken sizi özellikle kırsal kesimdeki köy halkı, muhtarlarımız, köylerde yaşayan, kırsalda yaşayan vatandaşlarımız, ki aslında
çok altını çizmek istiyorum. Bartın'ı var eden de onlar. Onların olmadığı bir salı, cuma düşünülemiyor Bartın'da. Şu şekilde de ifade etmek gerekir ki Bartın'da kar yağdığında, aşırı kar yağdığında, köylerdeki ulaşım aksadığında ya da işte insanlar o karda merkeze gelmek istemediklerinde, işte yolların durumundan kaynaklı ya da havaların soğukluğundan kaynaklı, Bartın'da biz bir bakıyoruz ticaret durmuş. Durmuş. Hakikaten ekonomik olarak esnaflar arasında para alışverişi oynamıyor. Yani Allah'tan çok şükür diyelim, bir üniversitesi var Bartın'ın. Hani bu tür dönemlerde üniversite belki o açığı biraz kapatıyor ama yine de biz kırsal kesimin eksikliğini şehir merkezinde o tür zamanlarda fazlasıyla hissediyoruz. Bu anlamda özellikle de tekrar altını çiziyorum. Bartın'ı var edenler onlar. Evet. Bartın ekonomisini canlandıran, ayakta tutan köylülerimiz. Ne düşünüyorsunuz? Özellikle bu köylerden de çok fazla mesaj var. Bakıyorum Akmanlar Köyü'nden bir mesaj var ki Akmanlar Köyü'nden birden fazla mesaj var hakikaten. Neler söylersiniz? Şimdi teşekkür ediyorum. Öncelikle bu olumlu düşüncelerini bize destek veren, güç katan mesajlar için herkese öncelikle çok teşekkür ediyorum. Daha önceki de belirttim. Yani Türkiye'de Bartın nüfus dağılımı, coğrafi yapısı itibariyle nüfus dağılımı bakımından Türkiye'de bir tek. Bunu aslında şöyle de değerlendirebiliriz. Yani Amerika'da büyük şehirlerin banliyöleri var. Yani artık şehrin o onlarca, yüzlerce katlık apartmanları içerisinden sıkılıp işte ağaçların içerisinde, bahçe içerisinde, yeşilliklerin içerisinde evler satın alan zengin tabakaları, elit tabakaları ve bunların adına da banliyö demişler, şehirlerin banliyöleri. Yani bizim de artık büyük şehirlerimizde de yavaş yavaş bu anlayış başladığı için Bartın aslında bunu doğal olarak yaşıyor. Yıllardır yaşıyor. Belki çok daha uzun süredir yaşıyor. Onun için dediğim gibi yani Bartın'ın köyünde yaşayan, kentinde yaşayan ama özellikle köylerinde yaşayan insanlar bugün Amerika'nın, Avrupa'nın veya bizim büyük şehirlerimizin, metropollerimizin özlemini duyduğu şeyi doğal olarak yaşıyorlar. Dolayısıyla da hizmetin her türlüsünü fazlasıyla hak ediyorlar. Biz İl Genel Meclisi üyeliği dönemimizde, İl Genel Meclis Başkanlığı dönemimizde sağ olsun hükümetimizin işte 5302 sayılı yasağı, köy destleri, arkadan bel destleriyle beraber beldelerimizde özellikle ciddi anlamda yatırımlar yapılmasına, hizmetler ulaştırılmasına sebep olduk. Bizden sonraki arkadaşlar da bu konudaki çalışmalarını hızla sürdürüyorlar. Şu anda zaten İl Genel Meclis Başkanı olan Kenan Bey ve onun yanında diğer arkadaşlarla beraber hem özel idare yatırımları kapsamında hem köy des yatırımları kapsamında vatandaşımıza hizmet için sürekli mesai harcıyorlar. Vatandaşımız buna fazlası da layık aslında. Şimdi Bartın coğrafyasının şöyle bir esprisi de var Türkiye'nin diğer illerine göre. Pek çok yeri gezdiğinizde görüyorsunuz ki örneğin en basitten size şöyle söyleyeyim. Hemen Çankırı yakınımızdaki veya Karabük'ün Çankırı istikametindeki köylerde evler hemen İç Anadolu tarzına giriveriyor topluca bir yerde. Buraya aslında hizmet götürmek çok kolay. Yolu tek bir yol götürüyorsunuz. Suyu tek bir hatla götürüp hemen mahalle içerisine veya köy içerisine dağıtıveriyorsunuz. Ama Karadeniz olarak bizim Batı Karadeniz'deki Bartın'da özellikle. Örneğin ben kendi köyüm olduğu için bahsedeyim. Akmanlar Köyü. 7 veya 8 mahallesi olan bir köy. Ben üniversite öğrencisiydim. 1. sınıf öğrencisiydim. O dönemde köye içme suyu şebekesi yapılacağında tabii bu kadar çok makinelaşma da yok. Kazma kürek su hattı kazdığımızı da biliyorum. Yanılmıyorsam sırf Akmalar Köyü'nde 26 kilometre ana su şebekesi hattı var. Yani bu hemen hemen bir beldenin büyüklüğünde. Bütün köylerimiz böyle. Biraz dağınık yapısı olması itibariyle hem hizmetin götürülmesi daha zor hem hizmetin maliyeti daha yüksek. O anlamda hakikaten burada görev yapan, köyde yaşayan vatandaşlarımıza hizmet götüren arkadaşlarımızın veya idarecilerin, devlet yöneticilerinin de emekleri için kendilerine teşekkür etmek lazım. Daha iyileri için de biz elimizden ne gerekiyorsa siyaset olarak devlet organlarıyla vatandaşımız arasındaki köprüyü de kurmak noktasında çalışmak zorundayız. Evet, 2004-2009 yılları arasında İl Genel Meclis üyeliği yapmıştınız ki bu yılların 2007 ve 2009 yılları arasında da İl Genel Meclis Başkanlığı görevi yaptınız ki az önce de ifade ettiniz, o dönemlerde yapmış olduğunuz hizmetlerin bugüne yansımaları hala devam ediyor. Bakmış olduğumuz zaman 2009'dan bu yana
geride kalan 5 yıllık 6 yıllık bir süreç olmasına rağmen hakikaten Bartın'ın kırsal kesimindeki köylülerimiz olsun, muhtarlarımız olsun sizleri çok iyi tanıyorlar. Ben geçmişten şunları da biraz göz önüne getirmek istiyorum. Bartın köylerine bakmış olduğumuz zaman bizim bu mesleğe başlamış olduğumuz tarih şahsım adına 2002 yılı, geride kalan işte 12-13 yıllık bir süre söz konusu. İlk göreve başladığımız yıllarda işte köyde bir yangın olduğunda ya da köyde işte özel bir haber olduğunda gerçekten gitmeye çekiniyorduk. Neden çekiniyorduk? Çünkü yollar berbattı. İşte aracımızla gittiğimiz zamanlar hem gitmek bir sıkıntıydı hem dönmek bir sıkıntıydı. Kendi köylerimizden çok iyi biliyoruz. Muslukları açtığımız zaman su akmıyordu. Yani ancak deponuz varsa ki depoya da su getirmek için çaylardan, rahmetli dedemden bunu çok iyi biliyorum, traktör tankeriyle çaylardan su çekerdi ya da işte yağmur sularını biriktirirdi. O şekilde su ihtiyacı karşılanırdı köylerde. Birçok evde bu şekildeydi. Hatta bazı köylerimizde su hattı, su depoları olmadığı için varsa derelerden temin edilen sular kullanılıyordu. İşte ne kadar temizdir değildir ya da ne kadar taşıması kolaydır değildir, bunlar elbette tartışılabilir ama bugün bakmış olduğumuz zaman Bartın'ın birçok köyünde, belki de şehir merkezinde olmayan yolları görüyoruz. Evet. Birçok köyde yine, hatta birçok derken şunu da ifade etmek lazım, artık çok az varsa eğer vardır, hani köyünde musluğuna aktığı zaman suyu akmayan bir köy belki. AK Parti olarak sizin de içinde olduğunuz için, yani bu hizmetlerin aslında birebir merkezi yönetiminde de yer aldığınız için bunu sormak istiyorum. AK Parti yönetimiyle gözle görülen bir değişiklik söz konusu. Bunun köylerdeki yansıması nasıl? Çünkü sizler sürekli bu görevleriniz boyunca sahada da yer aldınız. Evet, il genel meclisi toplantılarına işte başkanlık ettiniz, il genel meclisi başkanı olarak görev yaptınız. Kendi göreviniz gereği, mesleğiniz gereği Bartın şehir merkezindesiniz ama bir o kadar da kırsal kesime gitme durumunuz oldu. Oradaki hizmetleri takip etme, evet, durumunuz oldu. Bunların yansıması nasıldı size? Şimdi az önce de bahsettiniz, biz işte İl Genel Meclisi'ndeki görevimizden ayrılalı 6 yıl bir zaman oldu. Belki 6 yıl da geçti. Sokakta hala o dönemin muhtarlarından veya işte köylerde bir şekilde hizmetin ulaşmasına aracılık ettiğimize tanıklık etmiş insanlar sokakta, yani çoğu insan avukat bey diye çağırır ama hala başkanım diye çağırırlar. Yani bu il başkanı olmadan önceki süreç içinde söylüyorum. Şu anda il başkanı olmak, o sıfatı taşımak hasebiyle söylemesini belki normal karşılayabilirsiniz ama 2009'dan bugüne gelecek süreçte sokakta, caddede, köyde veya herhangi bir yerde, kahvede, camide karşılaştığımız insanların %99'u bana başkanım diye hitap ederdi. O dönemin etkisiyle. Bu da beni açıkçası gururlandırırdı. Hala da büyük bir onur duyarım bundan. İşin aslı, ben çok öyle makam etiket peşinde koşan bir insan da olmadım. Belki bu alçak gönüllülüğün de insanlar üzerindeki etkisi fazla oldu. Az önce bahsettiniz, aslında bir önceki soruya da o noktaya cevap verecektim. Atlamış olduk. Müsaadeniz olursa kısaca oradan bir şeye değinmek istiyorum. Siz de az önce bahsettiniz. Dediniz ki işte bir kar yağdığında, yollar kapandığında, ulaşım olmadığında Bartın'da insan yok. Üniversite öğrencisinden başka esnafta hareket yok. Bu demektir ki Bartın'ın gündüz nüfusuyla gece nüfusu aslında birbirinden çok farklı. Evet. Çünkü köylerden öğrenim için gelen, çalışmak için gelen, iş yeri açmak için gelen o kadar çok sayıda insan var ki, en basit örneği sabahın 7'siyle 9'u arasında Çatmaca kavşağında durun, kaç tane araç geldiğini, o insanlarla gündüz nüfusuna katkı edecek kaç tane insanın şehre giriş yaptığını gözlemlersiniz. Akşam da aynı şekilde çıkışta baktığınızda bunu gözlemlersiniz. Keza sadece Çatmaca'yla bağlı kalmayalım. Bunun işte Boğaz tarafı, evet, Amasra tarafı, Arıt tarafı, Kurtköy tarafı, Kozcaada istikameti, hepsi aynı. Sürekli bir sirkülasyon var. İnsanlar artık teknolojinin gelişmesiyle, evlere televizyonun, bilgisayarın, akıllı telefonların girmesiyle, İşte sizin gibi basının, görsel basının, yazılı basının sürekli takip ediliyor olmasıyla aslında en ucra köydeki insan bile merkezdeki en ufak bir gelişmeden anında haberdar olabiliyor. Bu aslında iyi de bir şey. Çünkü bizim çocukluğumuzda elektrik yoktu ki televizyon olsun. Biz ancak işte otobüslerden istediğimiz 3 günlük 5 günlük gazetelerle belki bir şey okuyabilirsek okuyabilirdik işte. Yani Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin aslında
bir göstergesi de budur. Bu dediğim gibi yani o insanların hala bize o yaklaşımda bulunmaları bizim hakikaten kişi olarak belki nefsimizi okşuyordur ama hiçbir zaman biz onun verdiği rahatlığa düşmedik. Her zaman bir fazlasını nasıl yapabilirizin yolunda olmaya çalıştık. Belki siyasette veya toplumsal karşılık olarak Hüseyin Manav'ın bu noktaya gelmesinde bunun da çok fazla etkisi vardır. Ama şunu diyoruz yani Hüseyin Manav yine tek başına hiçbir şey yapma şansı yok. İşte en iyi ekiplerle en iyi hizmeti nasıl götürebileceksek onun mücadelesi içerisinde olmakla belki bundan sonrası Rabbim yardım ederse insanlarımız da bizden dualarını esirgemez derse belki kentimiz için, köylümüz için, velhasıl ilimiz için çok daha başarılı hizmetlere vesile oluruz. Rabbim bize inşallah bunu nasip eder. Bu tabii hep gurur meselesi. Yarın işte atıyorum yıllar sonra torun torba sahibi olduğumuzda biz de torunlarımıza anlatabiliriz ki bu ülkenin geleceğinde, bu şehrin geçmişinde bizim de işte bir çorbada tuzumuz oldu, bir tuğla taşı koyduk, bir kenara bir efendime söyleyeyim bir harç koyduk, yoldaki bir taşı kaldırdık diye anlatabileceğimiz anılarımız olur. Ben mesleğimde de böyleyim. Yani bir davada neticelendiği zaman benim o davadan kazandığım maddi gelirin çok çok ötesinde insanların bir teşekkürü, bir tebessümü çok çok daha bana haz verir. Bu anlayışla yetiştirilmişiz. Anamız babamız bizi bu anlayışla yetiştirmiş. Biz de bu anlayışla topluma hizmet etmeye çalışıyoruz. İlgiler Meclis dönemimizde bizim sloganımız aslında şuydu. Siz de bahsettiniz yani dedenizin yaşadıklarından, geçmişten gelenlerden. Aslında dedenizin yaptığı gibi tankerle veya başka şekilde o suyu evine götüremeyen insanlar da vardı. Evet. Biz o zaman hep şu anlayışla hareket ettik. İşte hem bu yasa geçiş döneminde hem AK Parti'nin acil eylem planlarının hayata geçirildiği dönemde o görevlerde bulunduğumuz için sloganımız şuydu işin açıkçası. Yol medeniyet, su hayat. İkisi olmazsa olmaz. Yol olmazsa medeniyet gelmez. Su olmazsa hayat olmaz. Ama hala bugün bizim ilimizin jeolojik yapısı gereği su sorunu çözemediğimiz yerleşim yerlerimizde mevcut. Bu anlamda işte çeşitli barajlarımız, su kaplarımız yapılıyor. Belki yarın özel idaremizin bildiğim kadarıyla programlarında var. Özellikle su sıkıntısı olan yerlerde derin sondajlar ya da içme suyu göletleri tarzında programları da olacak. Bu çerçevede inşallah köylerimizdeki özellikle yazın nükseden su sorunu da belli oranda çözmeye çalışacağız. Evet, izleyici mesajlarıyla devam ediyorum. Karapınar'dan Mehmet Çakmakçı, Hüseyin Manav'a siyaset hayatında başarılar dilerim, tebrik ederim kendisini demişler. Akmanlar Köyü'nden ki az önce de Akmanlar Köyü'nden bahsetmiştik. Nevzat Çetintaş, Hüseyin Başkanımıza başarılar dilerim demişler. Yine Akmanlar Köyü'nden Hüseyin Bey'e yeni görevinde başarılar diliyoruz demişler. Sayın Recep Kılıç bu mesajı göndermişler. Yine Akmanlar Köyü'nden Zeki Cengiz başkanımıza görevinde başarılar. İleride vekilimiz olarak da görmek isteriz. Selamlar demişler. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Yeni görevinizde başarılar dilerim başkanım. Çaycuma Muharrem Şah Köyü'nden Satı Bey Yorubaş. Eğer yanlış okuduysam çok özür dilerim. Karakterlerde mesaj karakterlerinde problem olmuş. Ondan dolayı tam olarak algılayamadım. Çaycuma'ya da buradan selam gönderelim. Bizi izleyen tüm izleyicilerimize yurdun dört bir tarafında hatta dünyanın dört bir tarafından şu anda izlenildiğimizi gelen mesajlardan görüyoruz. Elbette ki gurbetçilerimiz de var bizlere mesaj gönderemeyen. Onları da unutmuyoruz. Almanya'da, Hollanda'da, Belçika'da, Avusturya'da ki hatta çok ilginç gelmişti bana Çin'den bir mesaj ve yorum almıştık. Yani dünyanın aslında bakmış olduğumuz zaman diğer ucu diye tabir edebildiğimiz bir bölgede bile bir Bartınlı'nın olduğunu bilmek, bir Bartınlı'nın bizi izlediğini bilmek hakikaten şu işi yapmakta gerçekten manevi hazın haz oluyor. İnanın sizlerden gelen mesajlar, yorumlar ki zaman zaman eleştiriler de olabiliyor ama tüm bunlar bizim çalışma şevkimizi kat ve kat artırıyor ve her zaman söylediğimiz gibi siz ekranlarınızın başında olduğu sürece de bizler sesimizi daha güçlü bir şekilde dünyanın dört bir tarafına ulaştırmaya devam ediyoruz. Bu anlamda da mesajlarınız için, bizi izlediğiniz için, bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Yine İstanbul'dan bir mesaj var. Sayın Avukat Hüseyin Manav'ın İstanbul'dan köydeki kapı komşusundan başarılarını dilerim demişler. Seni Bartın'ın AK Parti milletvekili olarak görmek daha güzel olur. Sana da yakışır demişler. İsim vermemişler ama. Teşekkür ederiz.
Sayın Başkanım, Bartın'ımızın daha iyi yerlere gelmesi için yapacağınız tüm çalışmalar için şimdiden teşekkür ederiz. Sizleri seviyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun demişler. Amin. Allah Remzi Akça bu mesajı göndermişler. Yine değerli izleyenlerimiz, sizlerden gelen mesajlar var ve yine göndermek istediğiniz mesajlar olursa diye hemen hatırlatmaya da bulunmak istiyorum. Cep telefonlarınızın kısa mesaj bölümüne öncelikle Bartın yazıyoruz. Sonra bir boşluk bırakıp mesajımızı yazdıktan sonra 3969'a mesajınızı göndermeniz yeterli olacak. Bizler de sizlerden gelen mesajları AK Parti Bartın İl Başkanı Sayın Avukat Hüseyin Manav'a iletiyor olacağız. Evet, bir soru var. İlginç de bir soru. Aslında kamuoyunda konuşulan, yani siyasi kulisler dediğimiz, sokak araları dediğimiz, kahvehane köşeleri dediğimiz sokaklarda çok fazlasıyla konuşulan bir konu bu. Bartın'da bir Zeki Çakan faktörü var. Daha önceki dönemlere, yıllara bakmış olduğumuz zaman Bartın Milletvekili ve Enerji Bakanlığı yapmış bir isim. Hakikaten Bartın siyasetinde üst düzey isimlerden bir tanesi. Muhakkak ki Bartın'a yapmış olduğu yatırımlar, hizmetler mutlaka yadsınamaz. Zonguldak Belediye Başkanlığı görevinden düşünürsek ki Bartın'ın Zonguldak'a bağlı olduğu o yıllardan, sonrasında Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevindeyken yine Bartın ve çevresindeki Zonguldak, Karabük gibi bölgelere yapmış olduğu yatırımlar, yine Enerji Bakanı iken Bartın'a ve çevresine yapmış olduğu yatırımlar, tabii ki hani her iki görevinde Türkiye'nin tamamına bakan hizmetler sunuyor ama mutlaka o bölgenin bir milletvekili olarak, bakan olarak da artı olarak da o ile mutlaka kattıkları artı değerler söz konusu olabiliyor. Sayın Zeki Çakan da bunlardan bir tanesi. Aslında bu, az önce de ifade ettim, kamuoyunda hakikaten dillenmiş bir konu. Zeki Çakan hangi partiden aday olacak? Zeki Çakan siyasete dönecek mi, dönmeyecek mi? Kendisinin de çok aktif bir şekilde artık ısınma turlarına girdiğini görebiliyoruz ki bu soruyu da dillendiren Doğan Haber Ajansı muhabiri Sayın Ayhan Acar, sevgili meslek büyüğümüz, demişler ki eski Enerji Bakanı Zeki Çakan'ın birinci sıradan aday olacağı konuşuluyor AK Parti için. Böyle bir şey var mı yok mu diye. Tabii bu konunun artık muhatabı da sizsiniz, İl Başkanı olarak ne cevap verirsiniz? Teşekkür ederim Bülent Bey. Tabii ki Sayın Bakanımız Zeki Çakan'ın Bartın'a yaptığı hizmetleri siz de saydınız. Hakikaten kalıcı anlamda geçmişte Bartın'ımızda bakanlık yapmış diğer büyüklerimizle, siyasi büyüklerimizle birlikte Bartın'da bir damgası olan insandır. 2002'den sonra siyasete ara vermiş olması, Zeki Çakan'ın isminin unutulmasına, Sayın Bakanımızın isminin unutulmasına da tabii imkan verememiş. Anlaşılan o ki. Sayın Bakan'ın siyasete dönüşüyle ilgili tercih tabii ki kendisine aittir. Ama işte bizim de sizler vasıtasıyla basından gördüğümüz değişik şekillerde değişik programlara çıkması, değişik ziyaretler yapması bu işin aslında sinyallerini bir nebze veriyor gibi. AK Parti çerçevesinden bakacak olursak olaya, biz daha önce de belirttiğimiz gibi sonuçta bu şehirde toplumsal karşılığı olan, topluma en iyi hizmeti götürebilecek ekibin içerisinde yer alabilecek insanların değerlendirmeye alınması gerektiğiyle ilgili görüşümüzü zaten belirtmiştik. Ama AK Parti'nin siyasi anlayışı içerisinde aday adaylarının belirlenmesi noktasında bazı prosedürler vardır. Bu prosedürler çerçevesinde Sayın Bakan'ın bir talebi olursa bunu büyüklerimiz değerlendirecektir. Bu değerlendirme neticesinde sonuç ne olur? Bunu bugünden söylemek belki benim açımdan pek mümkün olmayabilir ama Sayın Bakanımız da tabii ki mutlaka kayda değer bir isimdir Bartın için. Evet, hala da özellikle özür dileyerek belirtmek istiyorum. Hala da Bartın'da yaşayan, hayatını Bartın'da sürdürmesi de önemli bir etken. Evet. Yine AK Parti Bartın Milletvekili Sayın Avukat meslektaşınız Yılmaz Tunç da iki dönemdir Bartın'dan milletvekili seçilen bir isim ve belki eleştirilen yönleri vardır muhalif partilerce. Belki eksik yanları görülüyor olabilir ama genel tabloya bakmış olduğumuz zaman Bartın'a yapılan yatırımların ortada olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle eğitim anlamında, yine ulaşım anlamında hakikaten çok sağlık ciddi anlamında. Yatırımlar. Sağlık anlamında, evet. En basit örneği bir Amasra tüneli. Bundan 10 yıl önce, 15 yıl önce birisi Amasra'ya tünel... Çakras tüneli de açık biliyorsunuz. Evet, yani Amasra bir göz bebeği olarak öncelikle orayı ifade etmek istedim. Yani Amasra'ya bir tünel yapılacak denilmiş olsa ki
Hakikaten insanlar buna güler geçerdi ama bugün Bartın'dan çıktığınız zaman çok güvenli bir şekilde işte 5 dakika olmasa bile 10 dakikada 15 dakikada Amasra'ya varıyorsunuz ve hakikaten o Amasra'ya gitmenin yorgunluğunu artık hissetmiyorsunuz ne yolcu evet. ne şoför olarak. Bu da yatırımlar açısından bakmış olduğumuz zaman güzel bir tablo. Tabii bir taraftan da aynayı ters çevirmiş olacak olursak işte bitirilemeyen bir kirazlık barajı var. Yine bitirilemeyen tamamlanamayan bazı şeylerden bahsetmek mümkün. Bartın'ın ekonomik olarak girdisi son dönemlerde fazla ama işsizliğe bir taraftan bakmış olduğumuz zaman belki istatistiki veriler güzel şeyler söylüyor ama Bartınların hala da göç verdiğini, gurbette yaşayan birçok gencimizin olduğunu da göz önünde bulundurmak lazım. Şuraya geleceğim. Sayın Yılmaz Tunç'un da Ankara ya da İstanbul gibi bölgeden milletvekili adayı, aday olacağı şeklinde de yine konuşulanlar var. Bunlar nerelerde konuşuluyor? Hakikaten bizler mümkün olduğunca halkla iç içe olduğumuz için bir lokantada, bir kahvehanede, işte bir çay içilirken bir yerde ya da işte bir akşam ev toplantısında özellikle Sayın Milletvekilimizin son dönemlerdeki AK Parti'nin Adalet Komisyonu'nda yer alması ve Adalet Komisyonu ile ilgili çok ciddi düzenlemelerde işte imzalarının olması, o komisyonların sözcülüğünü yapması aynı zamanda ulusal medyada çok çok fazlasıyla yer alması ki önümüzdeki günlerde yine... Yarın akşam da Ülke TV'dedir. Evet. AK Parti içerisinde bakmış olduğumuz zaman bir konum olarak hakikaten o konumun ne kadar üst düzeyde olduğunu görebiliyoruz aslında. Yani bir ilin milletvekilini, Bartın ilinin milletvekilini hemen hemen neredeyse her akşam işte bir ulusal televizyon kanalında ana haber bültenlerinde izlemek bir taraftan Bartın için gurur verici ama ilerisine bakmış olduğumuz zaman da acaba diye bu sorular bir taraftan konuşulurken bizim aklımızda da yer etmeye başlıyor. Böyle bir ihtimal söz konusu olabilir mi? Şimdi bunu biraz geniş değerlendirmekte fayda görüyorum. İşin açıkçası Sayın Vekilimiz Yılmaz Tunç Bey ciddi anlamda Bartın'ın kamu yatırımlarından hizmet alması noktasında bugüne kadar çok büyük bir emek sarf etmiş ve bunun karşılığını da bugün itibariyle yaklaşık 4 milyar liralık yeni parayla bir kamu yatırımıyla sadece gerçekleştirilen devam edenler de bundan hariç olmak üzere ve 2015 döneminde gerçekleştirilecekler, yatırım programına alınacaklar, 2016 içerisinde başlanacaklar hariç olmak üzere buna vesile olmuş bir insandır. Ben öncelikle bu anlamda kendisine teşekkür ediyorum. Yılmaz Bey bize nazaran siyasetin içerisinde genç yaşta başlamış. Belediye meclis üyeliği yapmış, partinin kuruluşunda görev almış, ilçe başkanlığı yapmış. Dolayısıyla siyasetin içerisinde yetişmiş bir vekilimiz. Bu anlamda genel merkezde veya genel merkez çalışmaları içerisinde, meclis çalışmaları içerisinde çok büyük oranda efor ve gayret gösteren, başarı da elde eden bir vekilimiz. Bizim için de dediğimiz gibi bu durum bir gurur vesilesi. Biz sayın vekilimizden aslında beklediğimiz parti üst yönetiminde görev veya bir bakanlık tarzındadır. Belki önümüzdeki dönem inşallah nasip olur. Sayın vekilimizi bir bakan olarak veya bir genel başkan yardımcısı olarak da görmemiz mümkün olur ki buna da yakın isimlerden birisidir bize göre. Gösterdiği performans itibariyle. AK Parti işte aslında bunun peşinde. Yani sıradanlıktan ziyade hakikaten fikriyle, zikriyle, emeğiyle hem vatandaşa hem ülkeye hizmet edebilecek nitelikli insanlar peşinde. İşte bunlardan birisi de Sayın Yılmaz Bey'dir. Bu anlamda Yılmaz Bey'in dışarıdan aday olacağı, Bartın'dan aday olacağı zannetmiyorum. Biz isteriz ki Bartın'dan aday olsun. Çünkü böyle bir başarılı vekilliği her zaman yakalamak bizim gibi küçük iller adına hakikaten mümkün olmayan bir düşünce. Ama insanların kafasında şöyle bir şey var AK Parti ile ilgili. Belki bu konuşmaların temelinde yatan gerekçe de budur. Şimdi AK Parti'nin bakanlık verdiği vekillere baktığınız zaman genellikle büyük şehirlerden bizim gibi çok Bartın gibi iki vekillik olan veya nüfusu Türkiye'nin sayısal olarak en azlarından olan illerde bakanlık olarak değerlendirmediği de bir gerçek. Belki insanlar buradan kendi yorumlarıyla işte Yılmaz Bey'den önümüzdeki dönem işte bir bakan, bir genel başkan yardımcısı tarzında hakikaten bunu da kendilerine yakıştırdıklarını gösteriyor ki bu.
Böyle bir anlayışla belki Bartın'dan seçilirse böyle bir görev verilmez. Benim için belki işte bakan yapılacak muhtemel isimlerden veya işte genel başkan yardımcısı yapılacak muhtemel isimlerden biri olarak gözlemledikleri için Büyükşehir'e göndereceği ile ilgili kendi kafalarında belki bir düşünce yapısı oluşturmuş olabilirler veya gönüllerinden geçen de bu olabilir. Ama bizim teşkilatlar içerisinde bugüne kadar veya en azından benim bildiğim sayın vekilimizin herhangi bir büyük şehirden veya İstanbul'dan, Ankara'dan ya da başka bir şehirden göstereceğiyle ilgili bir bilgimiz yoktur. Dediğimiz gibi bizim için, Bartın için hakikaten Yılmaz Bey bir kazançtır. Eğer lokal olarak düşünecek olursak Bartın'la ilgili hizmetlerin gelme noktasında da bugüne kadar gösterdiği performansın bundan sonra ister Bartın'dan olsun ister başka bir yerden olsun çok daha fazlasını gerçekleştirmek için elinden geleni yapacağından da en ufak bir tereddütümüz yoktur. Evet. Yaşar Arslan da yine çok merak edilen isimler arasında. Yaşar Arslan kongre öncesinde aday olmayacağını açıkladı. Açıklarken de bir taraftan da aslında hizmete de devam etmek istediğini sinyallerini o dönemde vermişti. Evet. Ki çok iyi hatırlıyorum parti binasında aday olmayacağını açıklarken ağzından çıkan bazı sözcükler aslında bunların da işaretiydi. Ve geçmişe bakmış olduğumuz zaman AK Parti çatısı altında Sayın Yaşar Arslan'ın görev yapmış olduğu sürelere ve süreçlere bakmış olduğumuzda hakikaten çok ciddi süreçler söz konusuydu. İşte bunlar Gezi Parkı, 17 Aralık işte süreçleri gibi ciddi süreçler ve AK Parti'nin de yerel seçimler, cumhurbaşkanlığı seçimleri. Evet çok doğru. Yani hem bir taraftan yerel seçimler işte cumhurbaşkanlığı seçimleri gibi birçok seçim arifesi seçim yaşadı. Yine ifade ettiğim üzere AK Parti hükümetine zorlayan süreçlerden de belki zorladı ama bir taraftan da belki de güçlendirdi bu süreçler. Bunları da düşünebiliriz tabii ki. Hani aynanın çift tarafından bakmak gerekiyor. Böyle süreçlerin altında, gölgesinde ya da rüzgarında o il başkanlığı görevini, şu anda sizin yürüttüğünüz il başkanlığı görevini yürüttü. Ve son günlerde de Sayın Zeki Çakan gibi aslında o da siyasi olarak belki de bir ısınma turlarına başladı diyebiliriz Yaşar Arslan için de. Ve Bartın Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ercan Aydın'ın ziyaretinde kendisinin açıklamaları olmuştu. Evet ben siyasi olarak Bartın'a hizmet etmek istiyorum dedi. Bundan tabii çıkan sonuç milletvekilliğini düşündüğü sonucudur. Ve özellikle de siyasi takdirin tabii ki siyasi yine büyüklerimizde olduğunu düşündüğünü ifade etti. Hı hı. Ve takdirin de Bartın halkının, Bartın kamuoyunda olduğunu ifade etti. Son olarak da şu cümleyi kullandı. Altını çizerek belirtmek istiyorum. Ben bu desteği göreceğime inanıyorum şeklinde bir sözü oldu. Muhtemelen aday adayları arasında Sayın Yaşar Arslan'ı da görüyor olacağız ve neler olacak bunları da izliyor olacağız. Sizin görevi devraldığınız bir il başkanının adaylığı konusundaki düşünceleriniz nelerdir? Şimdi tabii ki siyasette belli basamaklar var. İl başkanlığı gibi bir merhaleyi tükettikten sonra ondan sonraki basamak milletvekilliği, adaylığı veya milletvekilliğidir. Sayın Yaşar Arslan'ın da böyle bir düşüncesi olması siyasi konjonktür içerisinde çok doğaldır. İşin açıkçası bana da sorarsanız hakkıdır. Böyle bir talebinin veya böyle bir beklentisinin veya böyle bir aday adaylığının olması çok doğaldır. Sayın Başkan'la biz işte son 3 yılı birlikte geçirdik. Dediğiniz gibi 17-21 Aralık senaryoları, Gezi Park olayları, 30 Mart mahalle seçimleri, 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçimleri gibi siyaseten çok zor dönemeçten geçirdik. Sayın Başkanım, ben her zaman kendi gerek yüzüne karşı gerek ardından da bunu çok açık yüreklilikle ifade edebilirim ki bu süreçlerde gayet iyi yöneticilik vasfı ortaya koydu. Zaman zaman aramızdaki bazı nasıl anlatayım karamsarlığa kapıldığımız dönemlerde bile Sayın Yaşar Başkanım her zaman kendi iradesini korudu. Bizim de bu karamsarlığı atlatmamız konusunda bizlere de önderlik etmiş oldu. Ben bu anlamda kendisinden de çok şey öğrendim. Özellikle bu anlamda kendisine de çok teşekkür ediyorum. Tabii bizim sistemimiz içerisinde, AK Parti'nin teşkilatlanma sistemi içerisinde kongrelere gidilirken aklımda milletvekilliği, aday adaylığı geçen il başkanlarının devam edip etmeme noktasında kendileriyle görüşürken bu şekilde düşüncesi olanların aday olmaması yönde bir
irade ortaya konuluyor. Yaşar Başkanım da bu iradeyi bu şekilde ortaya koymuş diye düşünüyorum ben de. Dediğim gibi yani siyasette bazen siz iyi yaparsınız bu iyi karşılık bulur. Bazen kötü yaparsınız kötü karşılık bulur. Ama asıl olan insanın içerisindeki niyetin ne olduğudur. Yaşar Başkan hakikaten ben öyle şeylere şahit olmuşumdur ki bu dönem içerisinde ben onun yerinde olsaydım siyaset için aynı özveriyi vatandaşa memlekette hizmet için aynı özveriyi gösterebilir miydim? İnanın hala şu anda düşünüyorum. Bu en basit örneği şudur. 30 Mart seçimleri sürecinde iki tane ağır hasta hem babası hem ablası ikisi de bugün vefat etmiş Allah rahmet eylesin insanlardır. Onlar hasta yatağında olmalarına rağmen Yaşar Başkan sokak sokak bina bina partide her teşkilat kademesinde hiçbir zaman teşkilatları yalnız bırakmamış onların yanında yardımcısı olmuştur. Bu anlamda Yaşar Başkan'ın teşkilatlara ve Bartın'a verdiği hizmetleri en yakın tanıklarından birisi de benim. Onun için eğer il başkanlığından sonraki basamak siyaseten milletvekili aday adaylığı ise de Yaşar Başkan'ın en doğal hakkıdır diye düşünüyorum. Evet. Yaşar Arslan'dan bahsederken o zor süreçlerde nasıl dik duruşundan bahsettiniz ve ne kadar vefakar bir şekilde görev yaptığından bahsettiniz. Buradan bağdaştırarak bir soru soracağım size. İzleyici sorumuz. Hüseyin Bey duyduğumuza göre avukatlığı bırakacakmışsınız şeklinde bir soru var. Bu da bir taraftan yani bu işi gerçekten il başkanlığı görevi hakikaten çok zor. Ki siz 16 günlük bir süreç dahilinde bunun ne kadar ciddi bir görev olduğunu tabii ki muhakkak ki öncesinden de çok iyi biliyordunuz ama o koltuğa oturduktan sonra o ateşten gömlek deniyor buna siyasette. O ateşten gömleği giydikten sonra bunu çok ama çok daha iyi bir şekilde idrak etmişsinizdir. Bu tabii ki yeri gelecek mesleğinize yansıyacak, yeri gelecek ailenize yansıyacak, yeri gelecek sevdiklerinize yansıyacak. Çünkü siyasi olarak bir yola çıkmış olduğunuz zaman o davada, o ülkünün peşinde koştururken ihmal etmeniz gereken şeyler olacak. Bu soruya nasıl bir cevap vereceksiniz? Var mı böyle bir düşünce? Şimdi şöyle söylemek lazım. Yani iktidar partisinin bir ilin en başındaki yöneticisi olarak dediğiniz olayların hepsini yaşaması muhtemel. Burada her şeyden önce insanın ailesinin ön planda olması gerekiyor. Çünkü hayatınızın içerisinde en fazla olan insanlar eşiniz, aileniz ve çocuklarınız. Öncelikle bu süreçlerin gelişmesi noktasında ben eşimle bu şekilde il başkanlığına doğru gidiyoruz dediğimde kendisinden ile görüşüp fikrini almak istediğimde sağ olsun hiçbir şekilde engel olmadığı gibi il başkanlığı vazifesine almam, memlekete hizmet etmem noktasında bize de destek olmuştur. Bu anlamda eşime de çok teşekkür ediyorum. İhmal ettiğimizde muhakkak ailemizi, o anlamda da bana haklarını helal etmelerini istiyorum. Ama bir şeyleri memleket adına yapabilmek, insanlarla diyalogda olmaya bağlı. İnsanlarla diyalogda olmak için bazı şeylerden fedakarlık etmek gerekiyorsunuz. Bu ailemizde birinci basamakta kendi etkisini gösteriyor. İkinci olarak işimizde de kendini gösterecektir mutlaka. İl Genel Meclis Başkanlığı döneminde beraber İl Genel Meclis Başkanlığı yaptığımız Kırşehir Meclis Başkanımız vardı Sayın Salih Bey. O da bu dönem bıraktı. 5 yıl il başkanlığı yaptığında işte bu Ankara'da karşılaştık. Ne yaptım falan dediğimde tabii işlerinin kendi özel işlerinin aksadığını mutlaka söylüyor insanlar. Şimdi avukatlığı bırakma gibi bir durumumuz söz konusu değil. Bu bizim mesleğimiz, ekmek kapımız. İl başkanlığından insanlar bazen soruyorlar. Bilmiyorum şaka yollu mu soruyorlar, ciddi ciddi mi soruyorlar. Ne kadar maaş aldığımızı soranlar da oluyor. Enteresan bir şekilde. Siyasette biz alıcı değil, verici konumundayız. Hem vakit olarak hem maddi olarak. Bunun da desteklenmesi için benim işimi fiilen sürdürmem gerekiyor. Ha, bu anlamda bir yapılanmamız mutlaka olacak kimseyi. Çünkü hem siyasette insanları mağdur etmeyelim derken mesleki açıdan da mağdur etmemek anlamında. Biz vaktimizin belli bir bölümünü kendi işimize, belli bir bölümünü tabii bu zaman içerisinde konjonktürün gerektirdiği duruma göre değişmek kaydıyla da siyasetin içine ayırmak durumundayız. Ama büroda bizim yanımızda çalışan avukat kardeşimiz var. O biraz bizim yükümüzü alacak. Stajyerimiz var. O biraz yükümüzü alacak. Ama tabii ki işimizle de siyaseti bir arada ikisini birbirine karıştırmadan yürütebildiğimiz sürece
bu işte sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla mesleği bırakmayı da düşünmüyorum. Evet. Tuana Sener size mesaj göndermişler. Hüseyin amca seni çok seviyorum demişler. Teşekkür ederim Tuana'cığım. Belki de sizi bu akşam en mutlu eden mesajlardan bir tanesi de bu olmuştur. Sayın Hüseyin Manav'ı tebrik ediyorum. Başarılar dilerim. Musa Kara bizlere bu mesajı göndermişler. Sayın Başkan'a yeni görevinde başarılar dilerim. Şükrü Yavuz Aslan İstanbul Bartınlar Dernek Başkanı. Sayın Şükrü Yavuz Aslan İstanbul'daki o dernek başkanlığı görevini hakikaten layıkıyla yürütürken Bartınlar'ın da kesinlikle kopmuyor. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan'a. Her programımıza hemen hemen mesajlarını gönderiyor. Teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte olduğu için de. Akmanlar Köyü'nden yine bir mesajımız var. Şenol Kılıç göndermişler. Hüseyin Bey'in yeni görevinde başarılar diliyorum demişler. Yine bir Şükrü Yavuz Aslan mesajı başarılar dileklerini sizlere iletmişler. Evet, Bartın'la devam edelim. Bartın biraz da ilçelerine göz atalım. Az önce merkez ilçeyle ilgili bir soruyu yanıtladınız. Beldelerle ilgili yine görüşlerinizi ifade ettiniz. Biraz da ilçelere göz atacak olduğumuzda Ulus'tan başlayacak olursak Ulus'ta Sayın Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun 2014 Mart seçimlerinde bayrağı devraldı ve AK Parti bayrağıyla Ulus'ta hizmetlerine başladı. Tabii ki kısa bir süre, yani bir yıl kadar bir süreyi aslında tam olarak biz düşünebiliriz. Tabii şu anda 10,5 aylık, evet. 11 aylık yani bir dönem. Ay, bir yıl dahi daha tam olarak olmadı. Tabii ki ama bazı şeyler sanırım değişim rüzgarları esmeye başlıyor. Ulus'u değerlendirecek olursak, Ulus için neler söylersiniz? Ulus geçmişte siyasi olarak bunu söylemiyorum. Ekonomik olarak söylüyorum. Kesinlikle siyasi olarak daha önceki Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanına hitaben ya da işte yönetimlere hitaben söylemiyorum ama Ulus adeta bir çıkmaz sokak olarak kalmıştı. Halbuki Bartın'ın da bakmış olduğumuz zaman doğa anlamında muhteşem bir ilçesi. Yine kırsal kesiminde yaşayan insanların fazlalığıyla, nüfusuyla da hakikaten Bartın için artı değer katan bir ilçe Ulus. Ormancılık ama, gelirleri ve evet, alanlarıyla da ciddi anlamda... Çok geçmişe gidersek de ticari olarak da bölgenin ekonomik pazarının en güçlü ekonomik pazarında kurulduğu, sahip olduğu ilçelerden bir tanesiymiş. Evet. Bugün bakmış olduğumuzda Kumluca'nın bile işte Ulus'a bağlı olduğunu, Abdülpaşa'nın Ulus'a bağlı olduğunu düşündüğümüzde de ne kadar büyük bir konjektüre sahip olduğunu da ifade edebiliriz net bir şekilde. Ama işte Ulus'un o çıkmaz sokak hikayesi Ulus için, Uluslular için kanayan bir yaraydı. Ve bugün Ulus'ta artık insanlar belki bir değişim başlasın, Ulus'ta bir şeyler olsun diyerek AK Parti adayı Sayın Hasan Hüseyin Uzun'a görev verdiler. Ulus'ta ilk değişim neyle yaşandı? Hemen onu da ifade edelim. Ulus Meslek Yüksekokulu aslında Ulusların, Ulus sevdalılarının, Ulus'ta yetişmiş, büyümüş küçük esnafından büyük ticaret adamlarına kadar İstanbul'da ya da işte yurdun çeşitli bölgelerinde ve hatta yurt dışında işte yaşayan insanların gönül birlikteliğiyle yükselen bir Ulus Meslek Yüksekokulu inşaatı başladı. Ulus'ta belki de en etkin olarak o başlayan değişim rüzgarı oydu. Ulus'a da çok şey kazandıracağını biz şahsen gazeteciler olarak düşünüyoruz. Sizin Ulus'la ilgili düşünceleriniz neler? Şimdi maalesef özellikle 1991 yılındaki büyük madenci grevinden sonra ilimiz göç vermeye başlamış. İlimiz ölçeğinde baktığımızda en çok göç veren bölgeler de Ulus ve Ulus'un Kastamonu tarafında kalan bölgesi, Arıt ve Kurcaşile bölgesi olmak üzere aslında en çok göçü veren yerleriz. Buna şöyle bir örnek verirsek, 2004 mahalle seçimlerinde Ulus'un nüfusu 25 binin üzerinde olduğu için, tabii toplam nüfustan bahsediyorum köylerle, beldelerle beraber, 3 il genel meclis üyesi vardı. 2009 seçimlerinde yaklaşık 5 yılda bu nüfus 25 binin altına, hatta 20 bin civarına düştüğü için meclis üyesi sayısı da 2'ye düştü. Burada öncelikle şuradan başlamak lazım. Hasan Hüseyin Bey'in kim olduğundan, bu işe ehil olup olmadığından başlamak lazım. Şimdi iki tane şoför düşünün, iki tane otobüs var. Birisi acemi, şoförlüğü bilmiyor ama ben yaparım diye kendine güvenip ortaya çıkıyor. Birisi de profesyonel anlamda bir şoför. Siz hangisinin kullandığı araca binmek istersiniz? Tabii ki profesyonel anlamdaki şoförün aracına binmek istersiniz. Acemiye bindiniz de yolda giderken işte kapı açılır biri düşer. Araba ani fren yapar biri kafasını yarar. Başka şey olur ama öbürü nasıl beşikte yatar gibi herkes alır. Varacağı noktaya ulaştırır.
Şimdi Hasan Hüseyin Bey meslek hayatına belediyecilikle başlamış. Alaplı Belediyesi'nde uzun yıllar çalışmış. Daha sonra işte 2004 seçimlerinde de adaydı. Belediye başkanı adayımızdı bizim ulusta. O dönemde de biz kendisinden hakikaten ciddi anlamda netice bekliyorduk ama tercihini ulus farklı yönde kullandı. O saatten sonra da 2014 yerel seçimlerine kadar da il özel idaresinde genel sekreter yardımcılığı görevinde bulundu. Belediyecilik geçmişi, özel idaredeki geçmişi, yerel yönetimler konusundaki bilgi birikimini belli noktaya getirdi. Kendisi de oranın insanı, orada doğmuş, büyümüş, ailesi hala orada yaşayan bir insan olarak baktığında aslında sorunların ne olduğunu çok iyi bilebiliyor. Çözüm yolları konusunda da geçmiş tecrübeleri önemli. Hasan Hüseyin Bey orada geldiğinde bu sefer kendini daha iyi anlatabildi. Ulusla ilgili neler yapılabileceğini daha iyi anlattığı için teşkilatların da desteğiyle netice itibariyle ulustaki 30 Mart seçimlerinde ipi gösterdi ve belediye başkanımız oldu. Şimdi dediğiniz gibi ulusta bir meslek yüksekokulunun yapılması, orada bir modern okulun hemen adliyenin kaymakamlığın karşısındaki alanda yapılması, geçen gün kendisiyle yaptığımız görüşmelerde ulusun yıllar önce yapılmış ve yamalı bohçaya dönen ama artık yama tutmayan imar planlarının geliştirilmesi, ulusun kanalizasyon ve altyapı çalışmalarıyla ilgili yapılacaklarının belirtmesi, pek çok farklı alanda ulusa mesela TOKİ ile ilgili yatırımların gelmesi konusunda TOKİ ile yaptığı görüşmeler, ulus çayının rekreasyonu düzenlenmesi gibi çalışmalar, pek çok şeylerde baktığınız zaman aslında ulusun 10 ayda belli hizmetleri aldığı veya alınacakların sinyalini verdiğini de görüyoruz. Bu anlamda ulus da bizim hakikaten kayda değer geçmişten gelen aslında Bartın ekonomisine de geçmişte dediğiniz gibi çok fazla güç vermiş ama bugün hala orman ürünleri olarak baktığınızda da Bartın'a ciddi anlamda gelir elde eden ve insanlara iş sahası açan bir alan olduğu da muhakkak. Hasan Hüseyin Bey'in ulusun belediye başkanlığını almasından sonra aslında birkaç ay sonra veya 3-5 ay sonra çok daha farklı yatırımlarla ulusluların ne kadar doğru karar verdiklerinin bilincinde olacağını göreceklerine inanıyorum. Belki bunu Haziran'a kadar biraz daha farklı yetiştirebilirse Haziran genel seçimlerinde de bize etkisi olacağını muhakkak düşünüyorum. Çünkü yerel yöneticilerin başarıları aslında partilerde toplam siyasete de mutlaka katkı veriyor. Ulus bundan sonra çok daha güzel olacaktır. Ben ona inanıyorum. Yani Hasan Hüseyin Bey bu işin tecrübelisi, ehil şoförü. O noktada ulusun gelişmesi için çok daha farklı yöntemleri izleyeceğini, biz de elimizden geleni o noktada yapacağımızı dan kimsenin şüphesi olmaz. Kurcaşile ilçesine de hemen bir değerlendirme alalım sizinden. Az önce Amasra Tüneli'nden bahsederken siz Kurcaşile tünellerini hatırlattınız. Tünelleri diyoruz çünkü bir iki tünel değil, hakikaten orada ciddi bir yatırım söz konusu. Ve o tüneller tamamlandığında, oradaki yol yapımı da tamamlanmış olduğunda sadece Kurcaşile değil, Kurcaşile'ye kadar olan aradaki işte Çakraz'da, yine şu an adını anımsayamadığım Kalaycı, birçok nokta, birçok köy hem turizmden faydalanacak hem de aslında hani yol medeniyettir diyoruz ya, işte o medeniyetin parçalarından faydalanmış olacak. Ve bu da ilimizin o yöne doğru gelişmesine de ben katkı sağlayacağını düşünüyorum. Kurcaşile'de en az Amasra gibi, belki o kadar tarihi özelliklere sahip değil ama doğa açısından bakmış olduğumuz zaman ciddi bir güzelliği söz konusu. Ve geçmişteki o yaygın olan ahşap yat üretimi, işte tekne üretimi gibi, bunların da daha da canlanacağını ben düşünüyorum. Sayın Mehmet Zindini, Sayın da yapmış olduğu açıklamalarda bunları deklare ediyor. Siz neler söylersiniz kısaca? Şimdi teşekkür ederim Sayın Bülent Bey. Biz dediğimiz gibi ilk kongremizin haftasındaki cumartesi işte Kadın ve Gençlik Kolları Kongresi dolayısıyla hem Amasra hem Kurcaşile'de yaptık. Dün de ilk ziyaretimizi Kurcaşile'ye gerçekleştirerek oradaki ilçe teşkilatımızla, belediye teşkilatımızla, ilgilenen meclis üyelerimizle, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla yaklaşık 3-3,5 saat süren il yönetimindeki arkadaşlarla beraber bir istişare toplantısı da yapmış olduk.
Aslında Amasra kendini turizmde bir marka haline getirse dahi yazın, dün akşam Emin Başkan'a da aynı şeyi sordum. 2014 yılı içerisinde Amasra'nın ağırladığı turist sayısının 500 bin kişi evet. olduğu söyleniyor ki 80'li yıllarda bu ülkenin 300 bin turisti bulması durumunda bayram ilan edildiği bir ülkeden sadece bizim Amasra'nın yılda 500 bin turist ağırlar hale geldiğini görmek de önemli bir gelişme. Dikkat ederseniz Amasra'dan sonra işte Bozköy, Çakraz, Göçkün, Karaman gibi plajlar, Tekkeönü, ondan sonra işte Kurcaşile, Kapısuyu gibi çok daha bizim deniz turizminden faydalanabileceğimiz alanlar da mevcut. Ama ulaşımın çok sıkıntılı olması hasebiyle buralar çok aslında rağbet görmüyor. Şimdi bizim 56 kilometrelik Karadeniz sahil ilimiz olarak şeridimizde çok daha deniz turizminden, işte kıyı turizminden faydalanabilecek alanlar orada da mevcut. Bunun için işte öncelikle o ulaşımdaki sorunun giderilmesi lazım. Biliyorsunuz Cuma ayına kadar, Kalaycı Köyü'ne kadar dediğimiz kısımda belli oranda yol bitti. İşte Çakraz tüneli açıldı. Artık Çakraz için o inip çıkma olayından kurtuldu İnsanlarımız Çakraz'dan sonrası için. Aslında diğer tünellerle ilgili çalışmalar da devam ediyor. Ancak işte kamulaştırmalar yaklaşık bir tanesi 2,5 kilometre, bir tanesi 4 kilometre, iki tane daha alan üzerinde tünel var. Bunlarla ilgili çalışmalar da devam edecektir. Ama her an hemen başlar başlamaz bir işi bitirmeniz de mümkün olmadığı için bunlar ileride önümüzde biraz daha zamanımız alacak şeyler. İşte Tekkeönü'ne yapılan o ahşap yat teknecileriyle ilgili, kooperatifle ilgili bir çalışma alanı, atölye alanları ile ilgili çalışmalar da dikkate alındığında önümüzdeki dönemde Kurcaşile ve Tekkeönü ile ilgili de çok daha olumlu gelişmeler yaşanacağını inanıyorum. Orada dün özellikle hanım kardeşlerimizin söylediği bir şey var. Yani bu işte hastalanma durumunda orada yeterince sağlık hizmetlerinin karşılanamaması ile ilgili bir durum var. Bununla ilgili de gerekli hem zihni başkanımızın hem ilçe başkanımızın çabalarıyla belli aşamalar kat edilmiş. Biz de dün konuyu öğrendik. Bundan sonra getirdiğimizde belki oradaki sağlık sorunlarının daha rahat anlamında, yani belki birinci basamak aşamasını da orada halledebilirsek, her halükarda insanların hastalarını Arap işlerine atıp Bartın'a götürmek, o yolun eziyetini çekmekten kurtulmanı da sağlamış oluruz. Benim Bartın'la ilgili aslında her bir ilçemiz, bırakın ilçelerimizi, beldelerimiz bile ciddi anlamda potansiyele sahip yerler. Bu çerçevede baktığımızda turizm yatırımlarına ne kadar çok önem verirsek, örneğin biz 5 yıldızlı otel sahillerimizde veya merkezlerimizde kurup kongre turizmini, ne bileyim spor yatırımlarımıza bitirdiğimizde belki kamp, sporcu kamplarını veya takımların kamplarını özellikle yaz dönemlerinde güney illerine göre biraz daha serin olması hasebiyle bölgemize çekebileceğimizi düşünüyoruz. Burada aslında doğa, deniz, tarih, turizmin aradığı üç temel şey ilimizde var. Evet. Ama bu kaynakları biraz daha verimli kullanabilirsek, bunun reklamını, tanıtımını biraz daha iyi yapabilirsek, Küre Dağları Milli Parkı, yani Türkiye'nin çok önemli, belki de dünyanın en önemli alanlarından birisi, Pan Park üyesi malumunuz. Evet. Yine hemen yakınımızda işte Karabük'ün Yenice bölgesi, Türkiye'nin 9 sıcak noktasından birisi. İşte hemen buradaki Güzelcihisar, Mugoda, Kızılkum, bunları çok daha rentabl şekilde değerlendirebilirsek, belki Amasra 500 bin turist değil de nitelikli 750 bin turist, 1 milyon turiste kadar tüm il bazında, belki daha fazlasına ulaşmak mümkün. Tabii sadece iş alanlarıyla belirtirken, az önce bahsettiniz, ona da işsizlik ve göçü de değinmek istiyorum müsaadeniz olsa birkaç cümleyle. Lütfen. Şimdi işsizlik var mı? Var. Bir şeyi inkar etmenin bir anlamı yok. Özellikle insanımız geçmişte kaderini madene bağladığı için madenle ilgili devletin izlediği politikalar çerçevesinde eskisi gibi çok fazla sayıda işçi alınmadığı için insanlarımız göçe başlamışlar. İşte eskiden yurt dışına, özellikle Almanya'ya göçe başlamış. Daha sonra okumuş insanlarımız göçe başlamış. Daha sonra da 91 sonrası dediğimiz işte dönemde işçi göçü başlamış. Bugün yaklaşık 300 bin civarında Bartın nüfusuna kayıtlı olup da Bartın ili sınırı dışında yaşayan insanlar var.
başta İstanbul olmak üzere. Biz aslında işsizlerimizin ne iş aradığını da dikkat etmemiz lazım. Ben şimdi 15 gündür dönemde bakıyorum. İş aramaya gelen bir sürü insan var. Ama istedikleri iş, bir tek iş istiyorlar. Hastanede bilgi işlem veya temizlik. Aslında yapılabilecek o kadar çok iş var ki. Ama kimse, herkes nedense tek aklına ya sokmuş orayı, ya güvenlik istiyor, ya hastanede bilgi işlem, ya da temizlik. Şimdi orada çalışan, ekmek yiyen bir insan var. Ben kardeşim bile olsa orada çalışan bir insanı ekmeğinden edip de kardeşime ekmek verirsem bu doğru olur mu? Olmaz. Onun için tabii elimizden geldiği çerçevede insanlarımıza işsizlik konusunda da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama işsiz olan arkadaşlarımızın biraz daha kendilerini geliştirip nitelikli, başka kalifiye eleman olma yok noktasında başka ihtiyaçları karşılamaya yapmaya kalksalar, aslında işsizlikle ilgili çok daha fazla sorunların olmayacağı muhakkak. Çünkü işkur kayıtlarını incelediğinizde kalifiye eleman noktasında, özellikle sanayi sektöründe veya diğer farklı sektörlerdeki ara eleman dediğimiz noktada ciddi anlamda işçi talebi de var. Ama dediğimiz gibi bizim işsizlikteki gücümüzün büyük kısmı niteliksiz olduğu için bu konuyu da kısa zamanda aşabileceğimizi işin açıkçası düşünmüyorum. Ama tavsiyemiz, işte burada iş kurumumuzu devreye sokarak, halk eğitimimizi devreye sokarak, değişik kurumlarımızı devreye sokarak nitelikli iş gücümüze çevirdiğimizde bu sorunun da büyük oranda çözülebileceğini düşünüyorum. Tabii bununla ilgili işte gerekli kamu kurumlarıyla, devletimizin bakanlıklarıyla ilgili çalışmalarımızı da yapacağız. Tünel meselesine gelince, kar yağdığı zaman Amasra'ya ulaşım hiçbir sıkıntı olmadı. Eskiden Kuşkayası'na inmek bir dert, çıkmak bir dert. Amasra için ciddi anlamda ciddi bir yatırım oldu. Belki hayal bile edilemiyordu. Az önce siz de bahsettiniz. Yani bundan 5-10 sene önce ya Amasra'ya şuradan şuraya tünel yapılacakmış derse biz kafayı yemiş deyip herkes dalga geçerdi. Şimdi tünelin içinde mangal yapanlar olduğunu öğreniyoruz. Yani ben de her sefer gördüğümde insanların selfie çektiğini görüyorum. Yani demek ki bu kadar önemli bir şeymiş. Böyle ciddi anlamda insanların hayatını, yaşamını kolaylaştıracak hizmetlere de yok bunu hemen için yap, Hema için yapıldı, yok Ahmet için yapıldı, yok Mehmet için yapıldı deyip de kendi inanmadığı şekilde bile itiraz edenlere de işin açıkçası ben anlamadığımı beyan etmek istiyorum. Dediğim gibi sonuçta tüm hepimizin amacı insanımızın yaşam standartını bir basamak daha yükseltmek, yaşanabilir bir ortamı yaratmak, işsizlikle ilgili sıkıntılarımızı gidermek, insanımıza biraz daha yaşam kalitesini yükseltmekle ilgili üzerimize düşeni yapmak, bu anlamda halkımızla devlet arasındaki köprü vazifesi olarak üzerimize düşeni yapmaktır. Evet. Açıklamalarınız için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten 2 saate aşkın bir süredir sizlerle birlikte AK Parti'nin Bartın'daki özellikle hem kongre süreci hem yine milletvekilliği sürecine ilişkin değerlendirmelerinizi aldık. Son olarak birkaç mesaj da var. Onları da ben iletmek istiyorum. Hüseyin kardeşim, yeni görevinizde başarılar dilerim demişler. Taceddin Gün Akmanlar Köyü'nden bu mesajı göndermişler. Yine Avukat Hüseyin Manava İstanbul'da köyde kapı komşusundan ikinci görevinde başarılar dilerim. Üçüncüyü de bekleriz demişler. Hayrullah Karalıoğlu. Bir başka izleyicimiz de aslında biraz serzenişli bir mesaj göndermişler. Bartın'da Ramazan Çeliker'in sizin yönetiminizde yer almayışından dolayı serzenişlerini iletmişler ki bana cevap vermek isterim. Lütfen özellikle ben mesajı da sizlere biraz daha açayım. İzleyicimiz şunu ifade etmişler. Bartın'da Ramazan Çeliker'in özellikle AK Parti çatısı altında yapmış olduğu hizmetlerden bahsederken önümüzdeki genel seçimlerde de aslında emeğinin büyük olacağını belirtmişler. Çok kısaca sizden cevap alalım lütfen, sonrasında programımızın sonunu noktalayalım diyorsunuz. Evet. Evet, Ramazan Çeliker hakikaten hem kendi alanında başarılı, hem siyaseten varını yoğunu sınırsız bir şekilde ortaya koyan bir arkadaşımız. Az önce de bahsettik. Yani yönetimlerde olmak gerekmiyor. Ben 2009'da İl Genel Meclis Başkanı iken o dönem konjonktür gereği İl Genel Meclisi yedek 5. sıraya konuldum. Bundan da alınıp gücenmedim. Ramazan kardeşimizi de biz aslında yönetimlerimize almak istedik ve isterdik. Fakat gelinen ortamda bazen bütün kurşunlarınızı aynı anda harcamamanız gerekiyor. Birkaç tanesini
Yedekte tutmanız gerekiyor. Ramazan kardeşimiz bizim her zaman yanımızdadır. Her zaman destekçimizdir, yardımcımızdır. İçinde olması veya dışında olması bizim için de onun için de bir şey fark etmez. Biz kendisiyle yaklaşık her gün görüşürüz, oturur kalkarız, istişaremizi yaparız. Bu anlamda içeride olmakla dışarıda olmak arasında çok fazla bir fark yok. Kasten dışarıda bırakılmış da değildir. Bize bu dönem dışarıda gereklidir. Onun için kendi rızasıyla, kendisiyle ilgili olacak şekilde listelerimizi almak istediğimiz halde alamadığımız bir arkadaşımızdır. Evet. Başkanım, öncelikle hayırlı olsun. Çok sevdiğimiz Yaşar abimizin bu bayrağı sizlere teslimindeki size olan güveni bizleri çok mutlu etmiştir. Sizlere bizim güvenimiz de sonsuzdur. Size ve yönetiminize başarılar dilerim. Bartın Köyü ortasından Nazmiye Akça bu mesajı göndermişler. Yine Akmanlar Köyü'nden Rasim Çiftçi Hüseyin Manav'a yeni görevinde başarılar diliyorum demişler. Ve çok da tanıdık bir isim, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sayın Yasemin Dora Kurtkaya. AK Parti Bartın Teşkilatımızın gururudur başkanımız. Bizler de onun omuzundaki yükü hafifletmek için var gücümüzle çalışıyoruz demişler. Ve bizlere de tebriklerini iletmişler. Evet, tüm izleyicilerimize göndermiş oldukları mesajlar için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hakikaten bu akşam çok fazlasıyla mesaj vardı. Belki yer veremediğimiz, arada gözden kaçırmış olduğumuz mesajlar da söz konusu olmuştur. Gerçekten affınıza sığınıyoruz bu anlamda. Sizlerden son olarak cümlelerinizi alalım. AK Parti Bartın İl Başkanı olarak bundan sonraki süreçte işte AK Parti nasıl bir süreç izleyecek? Genel seçimlerde neler hedefleniyor? Bunların özetlenince birkaç cümleyle sizden son sözlerinizi alalım. Sonra kapanışımızı gerçekleştirelim. Şimdi o zaman ben birkaç cümleyle bitireyim. Öncelikle bana bu akşam fırsat verdiğiniz için böyle çiçeği burnunda bir il başkanı olarak tabiri caizse insanlarımızla buluşma fırsatı verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Gayet iyi bir moderatörlük yaparak bizi de hem heyecandan kurtararak hem konunun içerisine daha rahat çekerek konuşmamızı sağladığınız için size de ayrıca kutluyorum. Teşekkürler. Şimdi anlayışımız her zaman şu: bir kalbi kırmaya bir söz yeter diyor yazarın birisi, ama o kırılan kalbi onarmaya ne bir özür ne bir ömür yeter diyor. Üstad Necip Fazıl diyor ki sev. Mevlana diyor ki, devamları da var onların biliyorsunuz. Bir de ünlü bir Amerikan düşünürü şunu söylemiş, siyasetçisi: galibiyetin mimarları çoktur, yenilgiler öksüzdür. Biz öncelikle Yaşar Başkan'dan aldığımız, onun başarıyla temsil ettiği noktada aldığımız bayrağı bizden sonra teslim edeceğimiz arkadaşa götürene kadar ki dönemde üzerimize düşeni hakikaten başarıyla yapmak istiyoruz. Bunun için tüm ekiplerimizle, işte ilçe il yönetimimizle, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla, ilçelerimizle, beldelerimizle, İl genel meclis üyelerimizle, belediye meclis üyelerimizle, belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle hizmet etmek istiyoruz. Bunun için de varımızı yoğumuzu ortaya koymaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. Geçmişte yaptığımız da zaten bunun aslında bir göstergesi. Amacımız halis. O partili, bu partili, o şundan, bu bundan, o kentli, o işçi, o köylü diye ayırmadan insanları tüm kümülatif anlamda Bartın'la, Bartın'dan da tüm Türkiye'ye güç verecek şekilde çalışmalarımızla iz bırakmak istiyoruz. Ha, bunu da tek başımıza yapma şansımız yok. İşte dışarıda şu anda bunlar Ramazan Çeliker gibi kardeşimizin veya partimize gönül veren, destek veren herkesin veya partili olmayıp da hakikaten bu memlekete hizmet eden kişileri takdir eden insanların bizlere kimi zaman dua etmesini, kimi zaman şurayı şöyle yanlış yapıyorsunuz, şu konuda yanlış düşünüyorsunuz diyerek bizlere uyarmasını, yapıcı eleştiri yapmasını ve bizlere kılavuz olmasını istiyoruz. Eğer bu umut ettiklerimiz, beklentilerimiz gerçekleşirse Bartın'da hem AK Parti olarak kazanacağımıza hem Bartın olarak çok daha iyi noktalara geleceğimize inanıyoruz. Ben tekrardan bana bu fırsatı verdiğiniz için sizlere, şahsınızda tüm BTV ve ailesine çok teşekkür ediyorum. Halkımıza da daha iyi, daha güzel, daha yaşanabilir günlerde buluşmak dileğiyle hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz bizler de konuğumuz olduğunuz için. Gerçekten
Sizin de ifade etmiş olduğunuz üzere çiçeği burnunda bir il başkanısınız, iktidar partisinin il başkanısınız, ateşten bir gömleğe artık sahipsiniz, o gömleği üzerinizde taşıyorsunuz. Gerçekten bu yükün sorumluluğu oldukça ağır. Bu tüm siyasi partiler için geçerli ama devletin yükünü omuzlamış bir iktidar partisinin bir il başkanı olarak da gerçekten ağır bir yükünüzün olduğunu biliyoruz. Sizlerin görüşlerini, sizlerin fikirlerini kamuoyuna yansıtmak adına bu akşam bu stüdyolarda gerçekleştirmiş olduğumuz program gerçekten çok değerli ve çok anlamlıydı. İnsanlarımız, gurbetteki insanlarımız, kırsal kesimdeki insanlarımız, siyasetle belki çok yakın olmayan ama yine de siyasi aktörleri merak eden, siyasi aktörlerin düşüncelerinin neler olduğunu merak eden izleyicilerimiz için de çok önemliydi. O izleyicilerimize de kendinizi tanıtma fırsatı bulmuş oldunuz. Bizler aracılığıyla biz de o fırsatı izleyicilerimize aktarmış olduğumuz için mutluyuz. Tekrar teşekkür ediyoruz konuğumuz olduğunuz için. Teşekkür ederiz. Evet, değerli izleyenlerimiz, gündem programının konuğu AK Parti Bartın İl Başkanı Sayın Avukat Hüseyin Manav'dı. Kendisiyle Bartın'daki kongre sürecini konuştuk. Kendisinin Bartın'da siyasete nasıl giriş yaptığını, siyasi görevlerinde neler yaptığını, nelerle karşılaştığını konuştuk. Yine önümüzdeki dönemlerde neler yaşanacak, AK Parti'nin hedefleri nelerdir, bunlardan bahsettik. Bartın'daki siyasi atmosferin nasıl olması gerektiği kanısında görüşlerini aldık. Yine isimleri çok sıkça anılan bazı isimler hakkında kendisinin de görüşlerini almış olduk. Ve yine en önemlisi de sizden gelen soruların neredeyse tamamını Sayın Manav'a iletme fırsatı bulduk bu canlı yanımızda. Bundan dolayı sizlere özellikle çok teşekkür ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmadığınız için, sorularınızla ve ekranları başında olarak bizlere destek olmuş olduğunuz için, bizleri izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Necip Fazıl diyor ki sev, mutlaka sev. Eğer sevecek bir şey bulamazsan kütüğün başına bir şapka geçir, onu sev. Biz Bartın'ı gerçekten bu şekilde seviyoruz. Sadece Bartın değil, Bartın'daki tüm bölgeleri, şehrimizin komşu illerinde bu şekilde seviyoruz ki haber bültenlerimizde de aslında hep şunu söylüyoruz slogan olarak: her haber Bartın için bir değer diye yola çıkıyoruz. Gerçekten Bartın'ın nasıl bir değer olduğunu bizler çok iyi biliyoruz. Sizlerin nasıl bir değer olduğunu bizler çok iyi biliyoruz ve yönetim kurulu başkanımız Sayın Ercan Aydın'ın nezdinde, eşi Türkan Aydın başta olmak üzere tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte üstün gayretler gerçekleştirerek, kısıtlı imkanlar olmasına rağmen, ekonomik anlamda dar imkanlar olmasına rağmen hakikaten tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte üstün gayretler, çabalar sarf ederek sizlere yayınlarımızı ulaştırmaya çalışıyoruz. Eleştirildiğimiz konularda muhakkak oluyor ki bu konularda hakikaten eleştirilerinizi duymak bile bizim için bir onur. Nasıl takip edildiğimizi görmüş oluyoruz ve eleştirilerinize de mutlaka kulak vermiş oluyoruz. Sonuç olarak şunu ifade edeceğim değerli izleyenlerimiz, BTV olarak Bartın'ın ve Batı Karadeniz'in dünyaya açılan penceresi, dünyaya ulaşan sesi olarak her zaman sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz ve her haber bir değer mantığıyla haber bültenlerimizi hazırlamaya aynı şekilde devam edeceğiz. Gündem programıyla da Bartın'daki siyasi, ekonomik, kültürel, sanatsal her ne gelişme olursa olsun bunları size anı anına, sıcağı sıcağına paylaşmak adına, geniş bir çerçevede ele almak adına da her zaman burada olmaya devam ediyor olacağız. Sizler de bizlere destek olduğunuz için, varlığınızla bizlere güç verdiğiniz için tüm ekip arkadaşlarım adına, özellikle kamera arkasındaki ve teknik ekipteki emek harcayan arkadaşlarım adına teşekkürlerimi sunuyorum. Mutlu yarınlar, hoşça kalın diyorum.